7 Kasım Pazar Türkiye At Yarışları Televizyonundan Tay TV'den Son Düzükler herkese mutlu ve güzel bir pazar sabahı diliyoruz. Ben Hakan Cantınaz, program arkadaşlarım Tolga Nimal ve Eray Balcı ile birlikte dolu dolu bir son Düzlük'te sizlerle birlikte olmayı umut ve ümit ediyoruz. Bugün yoğun bir program var. Yoğun bir yarış programı var. Gece Diyarbakır'da devirli program var. Dolayısıyla yarış heyecanı erken saatlerde başlayacak ki bunun yanı sıra yurt dışı yarış heyecanı da var. Gece ilerleyen saatlere kadar devam edecek. Yarış ekranları bizleri bekliyor deyip ben hemen klasik soruyu sormak üzere Tolga'nla başlıyorum. Ardından da R'ye soracağım. Dün nasıl geçti Tolga senin için? Neler söyleyeceksin? Sabah sağa çıktı. Sa sağa çıktı. <laughs> e, dün yapılamayan idmanlar e, bugün e, telafi edilmiş oldu. İşte galoplar, sprintler malum pazar günü zaten rutin birçok atın galop, sprint günü oluyor. Biz de çalışmalarımızı sabah tamamladık. Bugünkü yarışlarla alakalı güzel bilgiler topladık. Özellikle şartlı bir koşusu da start alacak taylara dair. Tabi Adana için de hazırlandık. Adana'da da söyleyeceğimiz bazı isimler olacak. Çok dolu, yoğun bir gerek altılı programı, at yarış programı gerek son düzlük bugün de bizleri bekliyor. Eray? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani dün e, moraller bozuldu tabii takım yenilince. Tabii. E, i̇ster istemez biraz akıllar orada kalıyor. En azından keyifli bir maç izledik. Ben bütün Trabzonspor taraftarlarını ve camiasını e, kutlarım. Zaten ligin en iyi futbol oynayan takımı Trabzonspor'du. Şampiyonluk yolunda da emin adımlarla ilerliyorlar. İnşallah o yıllardır hasret kaldıkları şampiyonluğa Bugün ulaşırlar. Onun dışında tabii yarışları da takip ettik. notlar aldık. Günün hazırlığını yaptık ve bütün kıymetli dostlarımızı bekliyoruz. Evet. Dolayısıyla e, heyecan hepimizi e, sardı. Yarış heyecanı. Evet. Maçla ilgili de çok sorular vardı. Sen evet. düşünceni paylaştın. O zaman iletişim adreslerimizi hatırlatalım. Arkadaşlarımızı ekrana getirsinler. Can Trenz bizlerin Twitter adresi. Katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz her zaman. Olduğu gibi arkadaşlarımı da ekrana getirdiler. Bunun yanı sıra yayınlarımız YouTube üzerinden de Canlı canlı devam ediyor HD kalitesiyle yayınlarımızı takip ettiğiniz gibi başa sarabiliyorsunuz ileri alabiliyorsunuz kayıtları baştan tekrar izleyebiliyorsunuz ve ekranlarda da gördüğünüz üzere altta sadece üye olmanız abone olmanız yeterli Tay TV'ye. Evet tabi bugün İstanbul'da da başka heyecan var maraton heyecanı var dolayısıyla İstanbul'da yollar kapalı sabah erken saatlerde hakikaten gelip giderken bayağı bir zorlandı İstanbullular ki biz sabah çok erken saatlerde karşıdan e, Ataşehir'den e, geliyorduk e, kanala Bağcılar tarafına doğru. E, geliş bayağı tıkalıydı. Yine e, birinci köprü tabii kapalı olduğu için bütün yük ikinci köprüye e, değil mi? Evet, Fatih Sultan evet. Mehmet Köprüsü'ne e, geliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 3. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bugün bayağı bir yük taşıyacak. Avrasya da herhalde kapalıydı diye e, hatırlıyorum. Mi? Dolayısıyla çünkü sahile en azından bağlanacağı için belli bir yere kadar bilmiyorum trafik var mı yoğun bir İstanbul trafiği var bence çıkmayın maratona katılmayanlar dışında ekranlarınızda oturun yarışları seyredin bu heyecana katılın diyelim evet o zaman hemen biraz mesajlara bakalım sizlerden gelen neler var onlara bir bakalım arkadaşlarım da ekrana gitsin ama bu arada siz neler söyleyeceksiniz bu maratonla ilgili de birkaç kelime edelim Yani her yıl zaten yapılıyor ama bizi sıkıntıya sokuyor biliyorsun evet ee, yayın sonrası eve gitme konusunda ciddi sıkıntı çekiyoruz gelirken de Malum hem Avrasya Tüneli'nin kapalı olması hem de Birinci Köprü'nün kapalı olması ister istemez e, işine gücüne giden dostlarımızı biraz e, işinde ne diyor? Rahabet de fazla. Değil. Evet. Ha. Bin kişi koşuyor bugün maraton. Ki bir de yani serin havalara denk gelmesine rağmen. Profesyoneller yazın olsa, ayrı tabii. Yani. Evet. Halk e, maratonu olarak 40 bin katılım var. Çok ciddi bir katılım ki evet. pandemi süreci hala biliyorsun evet. yani devam ediyor bitmiş değil. Buna rağmen 40 bin kişi önemli katılanlara başarılar. Evet, 43. 43.'sü düzenleniyormuş. Bayağı 43. da Allah kolaylık versin. Geleneksel hale geldi evet. Tepe artık. Evet, tabii o akşamın artık haberlerde bu maraton görüntülerini izleriz. <laughs> i̇zleriz bol ee, mu? tabii çok farklı e, simalar da katılıyor. Ünlüler katılıyor, sanatçılar katılıyor, politikacılar katılıyor e, ve o esnada da hakikaten enteresan görüntüler çıkıyor. İleri yaşlardaki e, büyüklerimiz katılıyor. Hala maşallah evet. dinç olan ...küçük çocuklar katılıyor... ...sağlık problemi olmayan renkli görüntüler... ...bu akşam demek ki ana haberlerde... ...bizleri bekliyor olacak dedikten sonra... ...sizlerden gelen mesajlara biraz bakalım... ...arkadaşlarım hemen ekrana versinler... ...şöyle bir bakalım neler gelmiş sizlerden... Ee, ...Twitter'dan bakalım... ...katkı ve katılımlarımıza... ...evet... Ee, ...bakalım şurada Ahmet Hamidi... Hayırlı hafta sonları demiş. Ee, hayırlı hafta sonları. Selamlar, saygılar olsun. Hayırlı programlar olsun. İnşallah kazası, kazası belası yarışlar olsun. Hayat devam ediyor. Bu sezonu e, final sonu. E, Beşiktaş yazdıracağız inşallah demiş. E, peki. Cepten mesaj attım. Onun cevabına baktım. Bir tane bir yerden bulabilirsek rica edeyim arkadaşlar. E, gün Koskoca binada vardır bir yerde. Evet. Günaydın Hakan abi demiş. E, eline bildikleriniz İnsanlar eğlenebildikleriyle arkadaş, anlatabildikleriyle dost olurlar. Sizde bunların hepsi var abi. Bu arada geçen hafta kazandığım NAL anahtarlığı gelmedi. Bir bilgi verebilir misiniz bana Murat, e, Rejden, Sezgi, Söyler'in kazandığı NAL anahtarlığı ile ilgili bilgi istiyorum. Paylaşırsınız en azından e, bilgimizi verelim. Evet merhaba Hakan abi hayırlı günler dilerim. Antep'e gidip de içli köfte yemeden olmaz. Reyabet Olgun abi de selamlar. Herkese bol şanslar diliyorum demiş. Yani sabah sabah yapılacak iş mi bu Allah aşkına? Zaten yolda gelirken böyle bayağı bir şeyiz. Evet. Bu arada hediye demişken hediyelerimizden de bahsedelim. Bugün yine son derece güzel hediyeler var. Topaz arasından Mendip'ten tişörtlerimiz var. Bitti tabii. Dün dağıttık. polar duruyor şimdi burada. Poların taliplisi çok tabii. Önümüzdeki günlerde yine gelecek. Dün de attık az sayıda vardı elimizde zaten. Dün diyorum geçen iki haftada dağıttık şapka ve tişörtlerimizi. Polarımız kaldı. Önümüzdeki haftalarda yine geldikçe paylaşacağız. Ee, anahtarlık var Binef'ten arkadaşlarını. Burada mıhtan yapmışlar. Böyle Eyfel Kulesi gibi duruyor ama siz buna bakmayın. Bu aslında nal, çivisidir. nal çivisidir. Nal çivisi denir buna mıh. Ee, ben şöyle ilk baktım Bak, böyle altıda şey olunca direkt Eyfel Kulesi gibi Allah Allah dedim ya bir neften şey. Meğerse tabii eline bakınca ...anlıyorsun ne olduğunu. Güzel, naldan sonra Mıh'ın da anahtarlı yapılmış. Binef Konsept'e teşekkür ederiz. Yine e, burada çok güzel nallarımız var yine Binef Konsept'ten. Onları da paylaşıyor olacağız. E, bunun sıra tabii kitaplarımız var. Kitaplarımızda da e, Mehmet Lafçı'ya teşekkür ediyoruz. Bize gönderdi, çok güzel kitaplar. Öte Bir Kent, Umar, izleyicilerimiz için. E, burada onları da e, gösterelim, paylaşalım. Nerede diğer kitaplar arkadaşlar? Evet, Önde mi? Ha, görmedik burada. Şurada da diğer kitaplar var. Onları da paylaşalım. E, boşluk. Yine e, Bin Turna Kuşu. E, bakıyoruz. Yine çocuk, çocuk kitapları da var. var. anneme Anne Şiirim Geldi diye. E, ve e, Sibirya Cehennemi'den kaçan ilk Türk casus Bekir. Bekir evet. romanı da biliyorsunuz daha önce tanıtımını yapmıştık. Çok yakında bütün e, kitap evlerinde yer alıyor. Hafta içerisinde de geçtiğimiz haftalarda da. Röportajlar vardı. Onları da okuduk. Bayağı bir ses getirecek roman. Dolayısıyla kitaplarımız e, bayağı var. Bu kitaplarımızı da paylaşacağız. günü bugün. Kitap severler evet. var. Ve tabii ki Bostors dergimiz var. Şöyle ben eski sayısını göndereceğim. Göstereceğim çünkü buradan da göstermem onun için. Yeni sayısı dolu dolu. E, sabah trafiğe takıldı dergi. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla... Cumartesi burada. Cumartesi günü... bu. Ama izleyicilerimiz biz bu hafta göndereceğiz. Dolayısıyla hafta içerisinde göndereceğimiz için beklemeyeceğiz onları. Ama en azından internet üzerinden Boss Source dergiden takip edebilirsiniz. Hakikaten bu sayı dolu dolu, dop dolu. Ben de göstermek isterdim. Belki açıp bakarız ama Serdar Adalı'yla yapılan, Türkiye Çakır evet. Başkanı Serdar Adalı'yla yapılan röportaj var. ki Çok değerli ve çok önemli bir röportaj. Çok önemli bilgiler paylaşıldı. Dolayısıyla Boz Sor dergisi de tam 3 kişiye göndereceğiz. 3 e, dostuma. Bunun yanı sıra tabii ben içeriğini tamamen söyleyemiyorum. En azından neler olacağı konusunda e, sürpriz olsun sizlere de ama dolu dolu bugüne kadar çıkmış en kapsamlı sayı onu da söyleyelim. Boz dergisinin 3 e, tane 3 adet göndereceğiz. Onu da sizlerle paylaşmış olayım bir kez daha. Mehmet Marangoz e, genel yayın yönetmenliğinde çıkan dergi her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı ki hakikaten gerek yurt içinde gerekse yurt dışında da hayli atçılımız konusunda ses getiren yayınlardan bir tanesi oldu. Ellerine emeklerine sağlık bütün dostlarımızın orada, Reşat abi deneyimli bir evet. yarış yazarı tabii ki. Aynı zamanda onun da engin tecrübesi birikimi. Diğer tüm orada emeği geçen kardeşlerimizin hepsine, Oytun'a, diğer arkadaşlarımıza, hepsine buradan e, tebriklerimizi iletelim. E, dergisi ile ilgili. Var mı sizlerin ilaveleri? Hediyeler soruluyordu. Biz hem hediyeleri tanıttık, evet. bugün neler var? Onun bugün işte... hediyeler bol. Evet. Sorumuz da var. Sorumuz e, güzel bir soru. Soruyu yere hazırladı bugün, öyle söyleyeyim. Ee, ama hiç ipucu da vermeyeceğiz bu sefer yeah. ipucu yok çünkü değişik bir soru ben mesela bilemedim soruyu <laughs> ilk bana sorduğunda hani böyle bir soru olsun ee, bilemedim ee, bana çok, sorsalar ben de bilemezdim yani. çok denk çünkü çok denk tabi bir tane arada çok böyle hiç alakasız bir e, şık koyduk yani her zaman olduğu gibi en azından ee, ...soruyu sorduğumuzda hani... ...biraz daha yardımcı olalım üçe düşürelim diye... ...bir tane çok alakasız bir şık koyuyoruz biliyorsunuz. Ama diğer şıklar birbirine çok yakın. İpucu da vermeyeceğim. Biraz hafızalarımızı zorlayalım. Sadece şunu söyleyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim. Ee, atlarla ilgili bir soru olacak. 2021 yılında koşan atlarla ilgili bir soru olacak. O kadar söyleyeyim. Böyle çok geçmişlere, nostaljilere falan... ...çok güzel nostalji yarışlarımız da var bugün. Onlara takılmayın... 2021 yılında koşan, bugüne kadar koşan atlardan biriyle veya atlarla ilgili bir sorumuz olacak. Ee, bilenlere de bu hediyelerimizi paylaşacağız. Şimdi bugün ne vereceğiz? 3 tane Boss vereceğiz. 4 tane kitabımız var. 5. Yok bir tanesini burada şeylik, monstralık derler. <laughs> tu, tu, tutulur böyle, e, Şey balıkları koyarlar ya ortada durur. 4 e, tane kitabımız var. 3 e, tane 7. Bir tane anahtarlık 8. Bir tane nal 9. Ee, hafta içerisinde Topaz arasından, Mendip'ten e, bir tişört, bir şapka da geldi. 11 kişiye hediye var bugün. Tay TV ekranlarında bir tişört, bir şapka. poları ayda bir tane vereceğiz. En son veriyoruz onu da. Buradaki gitti bile. <laughs> Artık yeni gelen için şey yapacağız. 11 tane de hediyemiz olacak bugün izleyenlerimize. Dolayısıyla kaçırmayın derim. Mesajları yine okumaya devam edelim. Ee, şöyle bakıyoruz. Günaydın abi. iyi yayınlar. Erabi ve Tolgan abi de selamlar demiş dostlarımız. Kim göndermiş? Musa tek, tek göndermiş. göndermiş. Ee, John ile ilgili bir bilgi geldi. Bir bakalım. Onu da açıkçası bugün koşu herhalde değil mi? Adana'da koşu. Adana var. 7. koşu. Adana 7. Da. koşuda. Yani daha henüz net bir bilgi evet. değil ama e, John Wick'in ihtimal bir ihtimal bir problem gösterdiği yönde bir bilgi var ama bakacağız göreceğiz hep birlikte onu da açıkçası yayın içerisinde netleşecektir diye düşünüyorum. Böyle bir bilgi geldi teşekkür ediyoruz biz de resmi bir açıklama olmadan tabi her zaman bu tip şeylerde imtina gösteriyoruz ama en azından Türkiye Şok bir web sitesinden de takip etmenizde fayda olduğu kanaatindeyim. Evet hadi bakalım mesajlara sizlerden gelenlere bakıyorduk neler gelmiş. Bir kere teşekkür ediyoruz. Son Düzlük Vakti tweetini kendi listelerinize gönderdiğiniz için her birine teşekkürlerimizi iletelim. E, ee, aşağıya doğru iniyoruz. Kafkaslı Adana 741 numaralı Ganyan Bayi'nden mutlu pazarları iyi yayınlar. Tüm yarış bol şanslar dileğiyle Adana'da hava çok sıcak güneşli pistlerimiz normal yarışlara müsait demiş Kafkaslı 01. En azından bu bilgiyi de paylaşalım. Ee, Hakan abi bana bir anahtarlık hediye eder misin? Vallahi seve seve diyeceğim ama soruya cevap verelim. Olmadığı takdirde böyle sene sonuna doğru zaten kalan hediyelerimizi izleyicilerimize gönderiyoruz. yıl başında yılbaşına kadar eğer kazanamazsa dostlarımız zaten ne varsa hediyelerimizi onları da programdaki dostlarımıza gönderiyoruz. Evet Hakan abi kitap istiyoruz, dergi istiyoruz. Hepsi çok güzel demiş Kürşat. Kürşat'a bizim sıkı takipçilerimizden biri ona da bir kitap gönderebiliriz aslında bu Bekir'den elimize daha geleceği garantisi olduğu için ben en azından söyleyeyim Bekir'i gönderebiliriz diyebilirim Kürşat'a. Yine Orhan demiş ki selamlar gönlü güzel insanlar bugün yoklamaya geç kalmadık yerimizi aldık aydından sevgiler saygılar iyi yayınlar diliyoruz demiş Orhan arkadaşımız göndermiş ailesiyle bir aile fotoğrafını göndermiş. Bize sağlıklı, sıhhatli ömürler Anne baba. diyelim anneye babaya. buradan sağlık, sıhhat, afiyet dileyelim. Evet şöyle bir daha biraz daha yukarı çıkalım bakalım. Mikrofon başında kim var? Selamlar Hakan abi, Eray Bey, Tolgan Bey kolay gelsin demiş. teşekkür ediyoruz. Selam abi iyi yayınlar. Eray ve Tolgan abi, selamlar. Fuat demiş Mehmet Akyavuz paylaşmış. Maşallah diyelim kardeşimize de. Hüseyin Aral günaydın Hakan Bey demiş. hediyeleri kıl payı kaçırıyorum. Sizden bir ricam var. Mümkünse yeni ev aldım. Seferihisar'dan kapının üzerine bir nal yollarsanız çok sevineceğiz ailecek. Seviniriz demiş. Valla ne mutlu ben şeye çok seviniyorum son düzlük izleyicileri sürekli böyle ev alıyorlar e, araba alıyorlar anahtarlık istiyorlar demek ki bir ufak da olsa bir katkımız oluyor evet. çünkü ben programda dikkat edeyim, abi ev aldım abi araba aldım abi şunu aldım e, bu devirde bir ev sahibi olmak bir araba sahibi yeni e, olmak çok e, zor ve meşakkatli ne mutlu diyoruz ki e, dostlarımız en azından huzur içerisinde peki ben e, bu şeye itibar ederekten dostumuzun Hüseyin Bey'e bir nal not edin arkadaşlar. Gönderelim en azından. Ev, araba e, Hayır, alan dostlarımız var. Olsun. Ama ondan sonra da diyor da, ya tahminleriniz tutmuyor, yorumlarınız tutmuyor. <laughs> vallahi böyle tutmamaya can kurban diyelim biz de <laughs> en azından. Değil mi öyle değil mi? Tabii. Baktığımız zaman Hüseyin Bey'e de bir nal gönderelim ev almış. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, buradan bir kez daha. Uğur Şanlı. Abi iyi yayınlar Hakan abi her zaman gibi şıksınız demiş. Sağ ol kardeşim benim çok teşekkür ederim. Yasin Koç İzmir Şirin Yerden günaydın yayınlar diliyorum abi demiş. Sağ olsun. Mesajlara bakalım atladıklarımız olmasın diye bakıyorum Erhan Dilek Merhabalar güzel Sakarya sabahından tüm dostlara selamlar demiş Erhan çok teşekkür ediyoruz Bizden de selamlar sevgiler Sakarya'ya bakıyoruz Abi şimdiden teşekkürler demiş Kürşat Akçakaya Kürşat'a da ilave benim kendi kontenjanımdan dergi göndereceğiz arkadaşlar Not alın bunları ama rica ediyorum Rejideki arkadaşlarımıza Kürşat Akçakaya'ya Hakan abi günaydın mutlu pazarlar kucak dolusu selamlar sevgiler demiş Yasin Balaban paylaşmış. Manisa'dan sevgiler saygıları iyi yayınlar demiş Veysel Artuk. Ali Gürkan günaydın abi herkese selamlar demiş bizden de selamlar sevgiler. Batuhan Şimşek günaydın abi iyi pazarlar iyi yayınlar demiş sağ olsun var olsun. Yine Gökhan Kaya Hakan amca kızım kumsalın doğum günü sevgisinden nal hediye istiyor demiş. Aa, şimdi böyle oldu, böyle çocuklar olunca da onları da kıramıyoruz. Peki <laughs> Ee, son bitti bugünkü ya yani hediyeler var artık yani o zaman Gökhan'a da bir nal gönderiyoruz tamam mı arkadaşlar not alın yalnız bunları ondan sonra kardeşlerimiz bana abi hediyem gelmedi derse ee, küsmeyelim e, Gökhan Kaya not alın kumsalında nice mutlu yaşlar olsun şans getirsin inşallah diyelim kardeşimize peki Üç yıl önce ben de programdan nal kazanmıştım. Kapının üstüne astım. Uğur getirsin diye sanalım bu Anadolu adeti hepimize şans evet. getiriyorsunuz demiş. Evet, evet. E, Anadolu'da aslında birçok evde, girişte hep bir nal vardır. E, yalnız o nal aşağıya mı bakar, yukarı mı? O hep tartışılır. Onu biliyor musun Tolga? Yani onu bilmiyorum ama Orta Asya'dan beri yapılan... Bunun bir şaman adeti olduğunu ben bir yerde okumuştum. Ama o, onun bir anlamı varmış. Sen söyle, ben anlatabilirim. Yani... Orta Asya'dan beri olan bir adet. Evlerin, işte duvarlarının içine falan bile e, konulduğu görülüyor tabii eski çok eski yapılarda. İçlerde inşaatlar, evet. değil mi? Yani, Harcın içerisinde. Evet, çok eski bir adet. Şans getirdiğine inanılıyor ama yukarı mı bakar aşağı mı bakar? Sanki şu şekil aşağıya doğru yani, duruyor diye biliyorum. Şöyle, ama. ben evet. de böyle biliyorum. Şöyle, evet, evet, böyle evet, yani şu evet. şekilde evet, evet, evet. asılıyor bu eee şansı toplasın topla, diye. Mi? şey diye aynen Öyle bu şekilde oldu söyleniyor. Ben de mesela hep sanki böyle bir hani evet. ay çöreği gibi değil mi? <laughs> <laughs> Baktınız ama atın ayağında da zaten böyle. şu şekilde duruyor evet. baktığınız zaman. Dolayısıyla ama hep böyle. böyleymiş bunda. ben paylaşalım. Pekala. Ramazan Köksal, Tarsus Piramerli Köyü, oğlum Kadir, kuzeni Asya Hakan abi, Eray abi, Tolga abi selamlar demiş. Ramazan'a da biz de buradan selamlar dileyelim. Kürşat'ın bilgilendirmesi için teşekkürler. Günaydın güzel insanları iyi yayınlar diliyorum. Eray maç aklını ne acaba demiş. Söyledik de daha ne söyleyelim. Deşmeyin yaramızı. Pekala. <laughs> ee, okumadığımız mesajlara bakalım. Gökhan'a mesajını okumuştuk. Mehmet Akyavuz'un mesajını okuduk. Hüseyin Aral okuduk. Nal istemişti ev için. Not aldı arkadaşlarımız. Ee, okumadığımız mesajlara bakalım diyorum aşağıya iniyorum Kürşat abi kitabı istiyoruz dergi istiyoruz hepsi güzel bu resimde paylaşmıştık evet Gökhan Atıl iyi pazarlar iyi yayınlar dünkü poker face için teşekkür ederim Hakan abi geçen hafta aklımda yer etmişti geçen hafta özellikle hmm. hatırlayacaksınız bakın bu poker face'e dikkat aman dikkat ilk koşusunda kazandı dün Bayağı bir 10 küsur lira ganyanla kazandı ee, çok da cazip olmuş Gökhan'a da e, buradan selamlar böyle arası yakaladığımız atlar olabiliyor ben de paylaşmaktan keyif alıyorum yine pazar yine siz aramızda görmekten mutluluk diyoruz sağlıkla kalın demiş Uğur Türkölmez biz de Uğur'a ve küçük kardeşimize selamlarımızı iletelim Profesör Çerkez günaydın abilerin kralı demiş çok teşekkür ederim kardeşlerin kralı Özgür efekandur. Hakan abi hafta sonu İstanbul ve Adana yarışları bizi bekliyor tüm atların ayakları düz bassın Abi ben İstanbul'a geleceğim Haziran 22'de. Ben ok atıyorum Hakan abi. Eray abiye selam söyle. Bugün sakallara takılmadı kimseye. Özgür Efekandur. Vallahi Valla oku da tam böyle böyle şey üzerimize geliyor gibi tutmuşsun kardeşim. Özgürcüm bekliyoruz. Ne zaman gelirsen İstanbul'a başımızın üstünde yerim var. Evet okuduğumuz mesajlara bakıyorum. İstine Ganyan Bayi. Engin Tekeli selam güzel insanlar. Denizden sevgiler saygılar demiş sağ olsun. Nere'de o eski atlar? Selamlar, iyi pazarlar, iyi yayınlar herkese. Hakan abi acaba tozlu raflarda dolaplara dalma şansın oldu mu? Heyecanla bekliyoruz arşivindeki hazine değerindeki yarışları. Vallahi bugün e, sevgili Fatih, e, Nere'de o eski atlar? E, var yine bugün çok güzel nostaljiler var. Gün yüzü görmemiş nostaljiler var. Belki senin tabi hesaplarda yayınlanmıştır bilemiyorum. Bazen e, hani tekerüre düştüğümüz oluyor ama. O meşhur hafta içerisinde istediğiniz yarışlar için tozlu raflara, dolaplara girmem gerekiyor. Bu hafta hiç çok zordu yani çok ona bir fırsat bulamadık atlarla da ilgili bir yoğunluk vardı. Bugün de bu haftada salıdan sonra öyle söyleyeyim pazartesi salı bayağı bir yoğun geçecek salıdan sonra önümüzdeki haftaya bir sürpriz olabilir ama bu hafta bugünkü de nostaljide çok güzel atlar var en az dünkü kadar keyif alacağımız e, atlar var. Peki İstine Ganyan bayimizden sizlere ve izleyen selamlar olsun. İyi yayınlar. Biz de nezdinde tüm dostlarımıza sevgilerimizi iletelim. Günaydın iyi yayınlar İzmir'den demiş. E, Erdinçet'e teşekkürlerimizi iletiyoruz Erdinçet'e. Morat 6 hipodrom 44 yarış dinlenmek yok demiş. Yine Taceddin Başküçük günaydın. Günün parlayan ışıkları Cantına Zakan, Eray Tolgağan kardeşlerime selamlar saygılar. İzmir'in güzel sabahından TV başına geçtik. Hakan abim İzmir 5. aya yorumlar mısınız? İstirham etsem tüm dostlara bol şans. Suriye İdlib'den Yavuz herkese selam var demiş. Biz de İdlib'de Suriye'deki Yavuz bütün Mehmetçiklere selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Mikrofonun başında kim var? Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Eray Yalçın, ee, günaydın dostlar. İzmir 1200 e, Eİ'de, e, İD. E, 96 ile Datato'da en iyi derece herhalde bu. E, dün Oğlum Çelik'ten 10997'lik bir derece çıkardı. Uygun pis koşulu ve uygun klor avantajı bulduğuna rekor yakında. Maşallah tebrikler. Ama 1200 metrede bir saniye e, bayağı bir fark yani. Tabii. Hani e, Çok kolay ya, kolay kırılmaz. Datato galiba o. Datato değil de. Datato. Yani oğlum Çelik'te 10997. Yani şimdi e, 1200 metrede bir saniye iyi bir fark. Mesafe kı o kısa, kısa mesafe oldu o kısa olduğu yani 2400 metre bir, bir saniye o farklar kırılabilir evet. ama 1200'de o bir saniye iyi bir fark bakalım bekleyelim demiş, Günaydın Hakan abi iyi yayınlar Bugün Veli, Veli Efendi'ye gideceğiz sis durum nasıl Valla şu anda sis yok ee, Sabah hava durumuna da baktım Öyle çok engelleyecek bir durum gözükmüyor Şahabettin Unan Günaydın canım Türkiye mutlu pazarlar demiş Çok teşekkürler Günaydın yayınlar Wild Rose Güldüren kız Swarty Girl Adana'da bugün bu kızların iyi koşmasını bekliyoruz demiş Yener Çelik paylaşmış Yener'in söylediklerine dikkat etmek gerekiyor Başarılı yorumcu arkadaşlarımızdan bir tanesi Bu paylaşımlarıyla da herkesin takdirini kazanıyor Çok güzel güzel nokta atışatlar yakalıyor Yener'e de başarı dileklerimizi dilerim Ellerine sağlık Sahadaki başarılı yorumcu yarış yazarı kardeşlerimizden. Mustafa Plakay günaydın iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Uğurlar arası hayırlı pazarlar abi. Yerimizi aldık. Son düzük izlemeye devam. Allah eksikliğinizi vermesin. Estağfurullah sizlerin de vermesin kardeşlerim. Yine hepinize hayırlı sabahlar, günaydınlar, sevgiler, selamlar, sağlık dolu günler. Tüm ekibe iyi yayınlar, her şey gönlünüzce olsun demiş Süleyman abi. Süleyman Caner paylaşmış. Bilim mukabele diyelim. Ünver Acı yine aynı şekilde. Ee, Selam Hakan'cığım. Başta sen olmak üzere sevgili Eray'a ve sevgili Tolga'na Ankara'dan kucak dolusu sevgiler yolluyorum demiş. Biz de bu sevgi dolu mesaja teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yasin Balaban, Hakan abi günaydınlar, mutlu pazarlar, kucak dolusu selamlar. Çok teşekkürler. Ak başarısı. Merhaba iyi pazarda iyi şeyler inandığında, daha iyi şeyler sabrettiğinde ve en iyi şeyler hiç vazgeçme, vazgeçmediğinde gelir demiş. Güzel de bir paylaşımda bulunmuş. Biz de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Akbaş arasında bu kıymetli paylaşımı için. Ee, mutlu pazarlar, keyifli, güzel bir gün. Neşesi sohbeti, bol zamanlar, huzurlu ve şanslı bir gün olması diye Sivas'tan selamlarımla herkese demiş. Ümit 58 paylaşmış. Şimdi Hüseyin Aral, günaydın güzel insanlar. Sefir Hisar'dan selamlar. Pastırma sıcaklığı tadını çıkarıyoruz. Herkese bol şanslar. Evet pastırma yazı ee, ama biz burada o pastırmayı falan görmedik evet. yani bildiğin şey. <laughs> Soğuk yani Soğuk. Hani yazlık mazlık bir durum yok şu anda onu da söyleyelim. Kürşat Akçakaya yine 3 programda şahane iyi yayınlar herkese bol şanslar demiş. Kürşat'a da teşekkürlerimizi iletelim buradan bir kez daha. Yine aşağı doğru iniyoruz gelen mesajlar var mı diye son bir parti yukarıya çıkalım bakalım sizlerden neler gelmeye devam ediyor. Evet günaydın Hakan abi. Yiğenlere ve Tolga abime de selam olsun. Kayhan göndermiş. Kayhan'a da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bizim sevdiğimiz selam değerli olsun. kardeşlerimizden bir tanesi Kayhan'da, ee, emekçi kardeşlerimizden bir tanesi. Çok da severiz. O da bizi sever sağ olsun. Eee emekleri de daim olsun. İnşallah emeklerinin karşılığını görürsün. Tüm arkadaşlarımız Hayır. Kayhan gibi tüm ee, ekmeğini taştan çıkaran böyle emek sarf eden ter döken arkadaşlar İşini severek yapan çok o seviyor. çok önemli. Çok seviyor. Çok çok. Ee, Kayhan demişken, Kayhan'a tabi ayrıca selamlar. Bizim Erhan'da bugün heyecanlı tabii yarın yarışı var. Erhan Özdemir. Fişek bakan kardeşimiz. O da bir selam istemişti sabah. Öyle mi? Ona da tamam. selam olsun. Bir Neredesin? Şans... Yukarıda mı seyrediyorlar? Ağırda mı? Ya, yukarıda seyrediyorlar. Ee, şimdi yayın öncesi de böyle bir konuştuk. Tabi onda da bir heyecan var. Erhan Özdemir'e de selamlarımızı iletiyoruz bizde. İnşallah yarın daha bir heyecanlı i̇şte olacak. Haftaya konuşuruz seni dedim ama yok özel bekliyorum dedi. O yüzden Erhan'a da sevgiler. Özel selamları Erhan'a da iletelim. Tayyan'a da Erhan'a da selam. Hayırlı pazarlar enerjiniz daim olsun demiş. Headhunter teşekkürler. Uğur Türk Ölmez Sakan abi ben ne ev aldım ne araba. Hediye için yazmadım. Sizleri seviyorum. Severek izliyorum ama Eray abim olan sevgim çok fazla demiş. Ha. Kendisine hayranıyım. Sağolsun. Her hafta takip demiş. Eray hayranlarından kardeşimiz Uğur Tülkövmez. Kardeş. Ee, seni ne kadar çok sevdiğini Hiç paylaşmış seviyormuş. burada. Biz de selamlarımızı iletelim. Sezgi Söyler'in mesajını paylaşmıştık. Ee, Hakan abi elinden geldiğince sizden hediye isteyen dostlarımızı kırmıyorsunuz. Hakan abi yakında canlı yayında neredeyse yeni doğmuş tay ed edersiniz. <laughs> şaşırmayacağım. Valla yani olsa elimde yüzlerce tay olsa tabii ki evet. seve seve Onu niye vermeyelim. Paylaşmak güzeldir. Kayhan'ın da mesajını paylaşmıştık, okumuştuk. Yine sevgilerimizi iletelim. Evet, Direnç göndermiş bize ee, güzel bir fotoğraf Ganyanbaya, 105 Rumalı Ganyanbağ'ı ee, selamlarını iletiyor bizlere. Biz de buradan selamlar, sevgiler diyelim dostlarımıza. Direnç Karay'a da buradan ee, teşekkürler. Hemen altta yine Terazi Dere. Evet, Terazi Dere 105 numaralı Ganyanbağ'ıymış. Biz de Terazi Dere'ye 105 numaralı Ganyanbağ'ına selamlar. Terazi Dere şey değil mi? Bayrampaşa'ya evet, giden... Şeyden geç, geçiyoruz ya... Hipodromdan çıkıp o tabii, tabii, tabii. giderken şey, e, o yolu kullanıyoruz. Terazilere e, biliyorum bir istasyon, metro evet. istasyonu var, şey var. O yol kenarından geçiyor. Görüyorum terazilere tabelasını. İnşallah bir gün yolumuz düşerse terazilere de 105 numara. Numarası da güzelmiş. 105. 105. <laughs> Güzel. Tam evet. Peki. Aldı da seçicilik değil mi? Bu? Direkt İzmir'den yaz havasına güzel bir günden selam ve sevgilerimle iyi yayınlar. Nal koruyucu olduğu için eski medeniyetlerin tamamında uğur sayılır demiş ee, izleyicimiz Saadettin Turan paylaşmış. Ve nal olarak ayak kısmına as, nal olan ayak kısmına asla sinek konmazmış. Allah Allah buna hiç dikkat etmedik. Bazen sineklerden biz de çok müzdaribiz. Evet. O zaman nalları bir çıngıraklı gibi böyle her taraftan asalım. Ee, şeyler Zaman zaman yaz aylarında özellikle... Ayların, evet. e, ahır bölgesini bilenler bilir. Bazen sinekler fazla olabiliyor. Dolayısıyla o anlamda da tabii kulüp çok iyi mücadele ediyor. Konuda hiç en ufak bir problem olmuyor ama e, Saadettin Bey'in de bu güzel paylaşımına teşekkürler. Hüseyin Aral, Hakan Bey bizi ailecek çok mutlu ettiniz. Sizi takip ediyoruz. Yayında söz verdiğiniz için ev adresimi nasıl yollayayım bilemedim. Size ulaşırlar. Siz bakın şey, rahat. Arkanıza olun. yaslanın. Siz <laughs> hediyenizi bekleyin. <laughs> durun, hediyenizi bekleyin. Size mutlaka bir hesap ama size Twitter adreslerinize takip edin mutlaka. Diğer kutusunu da. Diğer kutularınıza edin. da bakın. Yok, e-mail değil. Twitter'dan yazın. Hani, Oluyor. Takip etmedi ya bir hesap olunca diğer ha, diğer taraf. kutusunu takip etmedi. Tamam, o zaman oradan da bir baksınlar. <laughs> ben junk e-mail gibi hani düşündüm. İstenmeyen posta gibi. Söylemedim. Oradan da bakalım. Oradan en azından arkadaşlarımız size ulaşacaktır. Ee, Hüseyin Bey belli olmaz bir istasyonda hemen size bir kart verebilir. Onun için açarsınız bir şey çıkar. <laughs> Nal çıkar. Değil mi? Nal çıkabilir. Ee, dolayısıyla öyle var ya şimdi dizide vardı evet. hani şey tık bir şeyler. Esrarengiz bir şekilde size ulaşabilirler. Murat Çağım'la günaydın hayırlı yayınlar selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz Murat Bey'e de. Mahmut Kahraman günaydın Hakan abi yayınlar. Geçen hafta da yazdım yabancılar da bizim yarışlarımızı yayınlıyor mu? Biz neden bize iz, neden izlemek zorunda bırakılıyoruz aslında izlemek zorunda bırakılmıyoruz İsteyen tercihlerini kullanabiliyor yani tercihlerde serbestsiniz ee, ama yabancılarda da bazı yerlerde yayınlandığını biliyorum Eskiden yayınlanıyordu ee, ama hani şu andaki net bir bilgim yok şu anla ilgili. Fenerbahçe 820'den sevgiler, saygılar ee, Cengiz Göroğlu. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Herkese selamlar, siz de aynı durumda mısınız demiş. Herkese selamlar, iyi yayınlar demiş. E, Engin Namlı paylaş teşekkürlerimizi iletelim. Can dostlarım merhabalar. Dün Beşiktaş'ımızın kaybettiği için üzgünüz sakat hocamızın ve yönetim kurumumuzun birlik beraberlik içinde olmanı temenni ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum demiş. Çok teşekkürler. Yine Gökhan Şeker iyi yayınlar Hakan abi kolay gelsin. Ee, Eray ve Tolgan abi çok selamlar. Tüm yarışmacılarımıza bol şanslar dilerim demiş. Gökhan'a da bizden aynı selamlar, sevgiler diyelim Gökhan Şekere. Hakan abim bizim polar da not al bence geçen seneden bir alacak. Erhan bizim bedende yok güzel kardeşim. Yani biz seninle aynı şeydeyiz aşağı yukarı. Yok. Ben hatta şimdi bu poları alırken de şeyle ee... bu Bey Bey'deydik işte o esnada dur bir dene, deneyelim dedik baktık buraya geliyor ama bedenler biraz ufak yani hatta kendisi de bir de yahu dedi ufak bedenliymiş dedik bedenler ufak birazcık ama eğer böyle bir şey gelirse ekstra ekstra large tabii ki seve seve Erhan'cığım biz aynı bedeniz ben tahmin ediyorum dolayısıyla birlikte en azından bir sana bir bana sözüm var hala. İyi yayınlar abi maşallah hepiniz sağlıklı gözüküyorsunuz demiş. Çok teşekkürler Ata Mustafa. Tolga Yücel yine günaydın abi iyi pazarlar demiş. E, Eray abi dediğim tuttu diyor. Trabzon yendi geçmiş olsun diyor. Yine e, Yasin Balaban paylaşmış. Tarsus Premierli Köyü oğlum Kadir Kuzeni Asya Hakan abi Eray ve Tolga Bey'e de selamlar mesajı var. Okumuştuk onu da yine son bir parti daha bakalım hadi. E, aşağı iniyoruz. Hayırlı sabahlar iyi yayınlar. Kalbi mükemmel insanlar demiş Ramazan Bal. Teşekkür ederiz o sizlerin mükemmelliği. Kağıthane 907 numaralı Ganyan Bayi'nden selamlar. E biz de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çiçekler falan vardı burada. Evet açılış herhalde. Biz de hayırlı uğurlu olsun kağıthaneye Hayırlısı. Ganyan Bayi diyelim. İnşallah e, bereketi bol olsun sizler için de diyelim. Evet Hüsnü Acer Adana yarış günden hepinize bol şanslar demiş. E, biz de Hüsnü Acer'e buradan Bol şans dileklerimizi iletelim. Vedat Kılıç, günaydın abilerim. Güneşli bir Tarsus gününden selamlar. Evimizde yapılan sıkma yemeğe davet ediyorum sizi. Sıkması da meşhurdur Tarsus'un um, biliyorsun. Daha doğrusu Çukurova'da, e, Adana bölgesinde Çukurova'da sıkma meşhurdur. Biz de selamlarımızı iletelim. Afiyet, Afiyet şeker olsun diyelim Vedat Kılıç'a da. Hakan Bey, yıllardır sizi takip eden Bir tişört istiyorum. Tişört yok şu anda sevgili kardeşim. Bodrum'dan selam, iyi yayınlar demiş. Bodrum'a da selamlar. Biz sevgilerimizi iletelim buradan. Herkese günaydın sonunuz gibi kolay gelsin hepinize bol şanslar. Herkese çok çok selamlar demiş. Apyah paylaşmış. Yine Headhunter iyi pazarlar enerjiniz da, e, daim olsun demiş. Onlara da teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar güzel günler demiş. Ziya Kökçe paylaşmış. Ömer Akçay da selam Hakan Bey. Tolga ve Eray kardeşime selam olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ömer Akçay paylaşmış. Biz de şimdi her birine tüm mesajlarını tek tek teşekkür ediyoruz. Ama ne yapalım yavaş yavaş artık akışımıza geçelim. Şimdi tablolarımızı dün paylaşmıştık biliyorsunuz. Evet. İstatistik tablolarımız vardı. Onlara tekrardan dönmeyeceğiz. Dünkü yayınımızda dolu dolu paylaşmıştık. Nostaljimiz var. Nostaljimizi de zaten değerlendireceğiz. Dünle başlayalım istiyorum ben. Dün Selda Hanım'la bir başlayalım. Değil mi ilk ayakta? Biz biliyorsunuz ikinci altıda yan koşularını değerlendiriyoruz ama dün Selda Hanım yarışından sonra ee, ...daha doğrusu Ankara koşullarından sonra genel bir değerlendirme yapacağız. Dün çünkü damga vuran da bir apranti kardeşimiz vardı. Biraz ondan da konuşmak istiyorum, bahsetmek istiyorum. Ee, <laughs> yani biz burada konuştuğumuz aprantiler... ...hani eskiden bir program vardı Adam Olacak Çocuk diye hatırlarsınız evet. değil mi? Tabii Barış yani, Manço'nun. Barış Manço'nun programı var. Dolayısıyla eğer böyle... ...şimdi kimleri bahsettik daha kimse adını soyadını yanlış telaffuz ederken ne demir? Ne de yok ondan bahsetmiyorum <laughs> ben. Geçmişten bahsediyorum. Daha millet adını soyadını telaffuz edemezken Gökhan Özçelik diyenler vardı. Bilmem benim kardeşimizden var. Vedat Abiş bu isimlerin gelecek Mertcan Çelik bunlar daha aprantiyken ne oldukları e, belli isimler. Dolayısıyla bu programda öyle her aprantik konuşuyor. Hışman Çizik bile düşünün Hışman Çizik bile çocuk artık sıfırı tüketti değil mi? Aprant okuluna gitti. Dibin dibine vurdu. Meslek hayatı bitiyordu. Buraya son düzlüğe geldi. Anlattı. Kendini ifade etti. Ben de bunları yapmayacağım. Bundan şöyle şimdi geldi. Bak ilk 5'te ilk onda yer alan jokeyler. Dolayısıyla burada öyle her aprantin adını ağzımıza almıyoruz. Neden? Gerçekten bir şey gördüysek. Hani herkese öyle nazar boncuğu dağıtma yeri değil burası. Çünkü neden? Bu, bu programı sektörün önemli isimleri de takip ediyor. Antrenör arkadaşlarımız, at sahibi dostlarımız. Bunun yanı sıra haftanın panoramasında dönen o görüntülerde o defalarca kazandıkları yarışlar e, e, gözüküyor ve oradan da tercih yaratılabiliyor. Bu anlamda da konuştuğumuz aprantiler hakikaten günün sonunda bir yere geliyor. Bazen kendi atlarımıza da bindiriyoruz onları. Tabii. Mertcan Özel'inde olduğu gibi ne dedik? Belli ki bu daha Mustafa Çiçek'in M'si tanınmıyordu. Değil mi? Daha Mustafa Çek bir tane at binmişken bu çocukta ışık var dedik değil mi? Baktık ne oldu? Ee, ve ondan sonra bir sürü Mertcan kardeşimiz olsun. Başkaları var onun için. Ama dün ben bir apranti gördüm ki yolu açık. Onu da söyleyeceğim sizlere. Ama Selda Hanım önce konuşalım. Değerlendirelim Tolga neler söyleyeceksin. Ee, Selda Hanım geçmiş e, sezonlarda özellikle geçen yıl e, bu mesafelerde parlak performansları imza atıyordu. Sonra bir sahip değişikliği oldu. Akabinde bir bocalama sürecine girdi. Evet. Belli ki yeni düzene, yeni sisteme alışması veya yeni sahiplerinin kısrağın neler istediğini e, keşfetmeleri. Yeni, seyis, e, yeni seyisi yani, alışması da biliyorsunuz. Ya, o, yani. o da önemli bir evet. kriter, Özellikle dişi atlarda tabii. dişi atların seyislerinden, yani bu gene, bilinen çok tabii, bilinen evet. bir şey oldu. Dişi atların seyislerinin daha bir bağlandığı. Kesinlikle. Tabii böyle bir ay iki ayda değişen seyisten bahsetmiyorum. Böyle iki yıl üç yıl beraber seyisiyle... Çünkü sabah akşam seyisiyle beraber onun eline, tımarına, sesine, ses tonuna e, alışmış olan dişi atlar özellikle seyis değişikliklerinde çok ciddi doğru. strese girebiliyorlar. <laughs> Yem bırakıyor, seyisine karşı bir defansa geçiyor. Bunlar yaşanan ve bilinen evet. şeyler. Ee, onun için altını çizdi. hani doğru. arkadaşım. O da doğru, doğru bir nokta. nokta. Çok doğru bir nokta, evet. E, nihayetinde birkaç ay kısrak istenileni evet. veremedi. Ee, sonrasında bir kendisini göstermeye başladı ve 3-4 yarıştırıda etkili koşuyordu. Son startında ikinci. Dün içinde baktığınızda düzlüğe çıkarkenki kolaylığı, kendinden emin fuleleri, jokeyine ciddi şekilde tabi olması. Bakın yarışın en rahat ismi. Şimdi finish yapmaya başlayacak Mehmet Akgöz O da 4-4'lük bindi tabi. Hadi dediğinde bir anda grubu ayırarak önde tek kalan Biseldi Hanım seyrettik. Ben çok beğendim kısra. Fark sonlarda azalsa da nihayetinde aslı e, hanım da ikinci olan saf kısrak da yetenekli bir isimdir. Buna rağmen şey prenses aslı. Buna rağmen e, net kazandı. Ben ekibini kutlarım. E, kısra güzel hazırlamışlar. Takibede devam. Uzun mesafe kumda fark sonlarda iki boya düştüğünü aldanmayın. Bu grupları yine geçer. Eray. Ya Kısrağ'ın 7 birinciliği var. Altısı dişilere mahsus koşularda. Demek ki hem cinslerini ve grubunu bulduğu zaman bu yarışları yapıyor ki yanlış da hatırlamıyorsam açık yarış falan kazandı Tolga bu at. Eski ekibinde. E, mencüle koşusu olabilir. İyi e, iyi de bir at. Yani geriye dönük performansları daha Evet A3 müjdele koşusunu kazanmış Ahmet Çeliki de. Aynen öyle. Yani geriye dönük performansları daha iyiydi. Yeni ekibinde bir e, el değiştirdikten sonra bir tane yarış kazanmıştı ama çok uzun zamandır kazanamayan bir isimdi. Ancak son 2-3 yarışlık performansları da artık kazanmaya yakın olduğunun göstergesiydi. E, bu yarış her ne kadar 6-7 günlük arayla geliyor olsa da e, gruptaki atların e, neredeyse tamamı bu yoğunlukta bu sıklıkta koşan isimler e, dünkü bu yarışta açıkçası Selda Hanım için bize o e, Tolga'nın şu anda baktığı önceki performanslarını hatırlatan cinslendi. Ekibini kutlayalım kolay kazandı. Bakmayın son metrede e, farklar azalmış gibi olsa da e, net kazandı Kısrak. E, önü açık e, bu yılki şartlara da çok dolu değil diyebiliyorum. Muhtemelen birkaç tane daha kazanabilir. Kazananı takip almaya devam. Pekala. E söylenmesi gereken her şeyi arkadaşlarım zaten söylediler. Selda Hanım'ın yarışı dikkat çekiciydi. Ben ara sonrasında koşan Hüma Sultan'ın startta takılıp gelip beşinciliği ilgi çekici bir beşincilikti. Bir sonraki yarış çok daha farklı olabilir. Hüma Sultan adını not edelim deyip. Münir Bey'e geçelim hemen. Valla Aziz Akdemir yine dünün başarılı aprantilerinden bir tanesiydi. O kadar güzel idare etti ki Münir Bey'i o kadar güzel kontrollü bir şekilde idare etti ki e, hani son metrelerde eee Çınartay'ın bayağı bir ciddi atakları vardı ama onlara dayanmayı bildi ve başardı. Tebrik ederim. Daha iyi kız. E, ya çok klas, çok kalite pedigresine rağmen eee Gül Hatmi'nin kardeşi değil mi? Dayıkız. Öz kardeşi, öz kardeşi. Gül Hatmi'nin Öz kardeşi. İşte bazen böyle atlarda hani olabiliyor. Diyorsunuz ki ya işte bak onun e, işte şampiyon işte bilmem kimin öz kardeşi satılık bakıyorsunuz hiçbir şey yok veya tam tersi oluyor. Kiraz kızı çıkıyor bir bakıyorsunuz, Kiraz kızından sonra gidiyor hayatım oluyor evet. baktığınızda. Şimdi bir Kiraz kızının performansına bakın gelirine giderine bakın, bir de hayatımın gelirine evet. giderine bakın. Bu tip böyle uç örnekler olabiliyor. Sanırım dahi kızla Gül de bu örneklere en önemli. Ee, bu duruma en önemli örneklerden bir tanesi olduğu kanaatliyim. Üçüncü oldu ama hani Mehmet Kayan'ın zoruyla şey Tolga e, Keresteci'nin e, zoruyla oldu o üçüncülükte. E, dolayısıyla çok daha iyi bir yerde bitirmesini beklediğim yeri üçüncü olarak tamamladı. Hayal kırıklıkları vardı. Bunlardan bir tanesi Doğayan Tam bir hayal kırıklığı yani beklenen performansın çok altında bir yarış çıkarttı. Bir ara kazanıra giren tüllü güzeline dikkat bakın. Dışarıdan 10 numara şu anda görüyorsunuz. Sanki gelip geçecekmiş gibiydi. Burada acaba ikinci oldu veya acaba atlayabilir mi? Yani koşu tecrübesizliğinin çok ciddi ee, şeyini yaşadı, dezavantajını yaşadı burada. Sonra bir anda dördüncü kaldı. Bana göre ilk meydanın galibi büyük bir ihtimalle Tüllü Güzeli olur. Ee, Tüllü Güzeli adında not edin kara kaplı deftere. Koşacağı ilk meydanda adını ilk iki sırada göreceğiz görüntüsü vardı. Startta da iki boy kaldı. Tabii tabii bir de ilk yarışı 1500 metre. Yani şimdi Tider İlk yarışına çıkıyor ve koşu 1500 metre, 1200 metre falan Aynen. dedi. Buna rağmen kazanıra giriyor. Evet, yani evet. şey de değil. Evet. Atıyor, atıyorum 1500 metre 1200 metre önde gider. Yarış ciddileşir. Gelir orada 7. 8. olur. O benim için bir şey ifade etmez. Düzlükte sprint yapıyor. Geliyor. Öndekiler durmasına rağmen e, mesafe kapatıyor ve orada kalıyor. Bu ilk yarışında bir tay için Tabii, e, önemli koş. bir detay. Çıkışta da biraz avantaj Tabii, kaybetti. Siz dedi ya startta kaldı. dedi Dolayısıyla hani ee, o dezavantajı rağmen o yarışı yapmış olması dikkat çekici. Tüllü güzel adını not edelim. Kazanacağı gün en azından o dün de %2 AGF'si varmış. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda koştuğunda daha yüksek çıkar ama bu görüntüyle 1-2 bitirir diye düşünüyorum. Ee, sizlerin görüşleri nelerdir? Yani kazanan safkan koşunun favorilerinden bir tanesiydi. Aprantis'i de hata yapmadan bindi. Zaten orijinine bakarsak baba Bilgin annesi Mahide. kısrak babası Tandirtiki. Kağıt olarak dikkat çekiyordu. E performans olarak da son startında kıpırdadı, geldi ikinci oldu. E, yarışı da güzel yerlerde takip etti. Apprentice acele etmedi, iyi okudu. Mesafe kaybetmedi, kapanmadı, daralmadı, aksiyonunu bozdurmadı hiçbir yerde tayının. Böyle olunca da e, sonlarda rakiplerine direnerek kazandı Münir Bey. Çınar Tay'ın ikinciliği etkili. Baktığınızda o da Baba Mevlüt'ün temsilcilerinden bir tanesi ki tabii Çim yarışları bitiyor fakat önümüzdeki yıl e, özellikle Çim'de e, daha iyi yerlerde göreceğiz. Kumla da Meydan'dan e, bir iki yarış içinde çıkacaktır Çınartay. dahi kız sonlarda bir gösterdi kendisini ama beklenen tabii çok daha fazla bu değil. İnşallah o da zamanla e, bir gül atma olmasa da en azından yarış kazanma başarısı elde eder. Tüllü Güzel için doğru noktalara temas ettiniz. Ben de beğendim. Sonlardaki şu görüntüsü yani gelip atlayacakmış gibi biraz Aynen. tecrübesi olsa yakalayacak öndekini de. Buralarda bir ayak falan değiştirdi. tabii kolay da değil 1500. Ee, takip listesine de 5. oldu Doruka. Dün de bahsetmiştik üniversitemiz yetiştirmesi. Eşgali falan muazzamdır. Doruka ismini yazalım. 3 aydır da koşmuyorduk. Ara vardı. Öyle de o da 1500 metre. Evet iyi koştu. İyi koştu o da. Evet. Yani kazananın şimdi anne kardeşlerinden Alp Yürek var ki 1 milyon barajına yaklaşan bir Tabii. isim. O da aygır oldu galiba. Zaten. Öyle biliyorum. Bir de Alt Demir var. O da herhalde 8-10 yarış kazanmıştır kariyerinde. Sanki tip olarak da onlara benziyor Tolga'n. Evet. Gözümlerinde şimdi Alp Yürek don olarak aynıydı. Benziyor. Dolayısıyla zaten önceki yarışlarda benziyor. Alp değil mi? Benziyor. benziyor. E, Tay'ın da zaten bir tecrübesi vardı. E, grubun en azından istikrarlı isimlerinden biriydi. Dün meydana veda etti. Ağırlıkla kum pistte kazanırken e, izleyeceğiz bu Tay'ı. Öyle gözüküyor. E, geridekilerden de bu dahi kız ilginçtir. Muhtemelen e, satışlardan, Anadolu Tarım İşletmeleri satışlarından alındığında daha Gülhatmi hmm. herhalde koşmamıştır. Evet. Şimdi Hatmi belli başarılar elde edince Tabii. Ekür'ü bir heyecanlanmıştır. Hani ne oluyor falan demiştir. Ama işte bir artı bir iki etmiyor atçılıkta. Don olarak da neredeyse Gülatmin'in birebir aynısı. Ama gel gör ki 3 yaşlarının sonuna gelecek hala daha bu isim evet. Maiden. Ablası ne yapıyor? Jenerasyona çok şey ne? Şey örneğine çok benziyor aslında. Dediğin kiraz kızı hayatım örneğine. Ama orada da mesela kiraz kızı sahada çok başarılı olamadı. Harada iyi oldu işte. Evet, Katanı verdi. Hayırında. Belki bu da öyle olacak. Tabii. Olabilir evet. Yani bu da annelik kariyeri haradadır. Dolayısıyla evet olurmuş. yani yarış hayatı olmazsa bile bir, e, bir yerden verir bir, bir şeyler bir ve kan aldatmaz lafı İngilizlerin. Bir o yerden ne? tutunabilir ama, yani orada. Ama şu aşamada en azından orijin takip eden dostları fazlasıyla üzen bir isim Butay. Kesinlikle. Öyle gözüküyor. Katılıyor. Ee, henüz kazanamadı. Ee, i̇nşallah kış e, sezonundaki e, baba kanat itibariyle bu sayede yapabilen özelliği var. Kazanır. Doğru kat olgan söyledi. Ara sonrası göstermiş olduğu performans bence tatminkar. Çünkü taylar için 3 ay kolay bir ara değil. Hı hı. E, bu açı bu yarışıyla kapattı. O da herhalde bir sonraki maiden'da e, daha fazla maiden kalmaz kazanır. Peki yani. CR'a geçelim. CR koşuyu kazandı. Start'tan çıktı gibi bir beyaz bayrak ayna yarışı yaptı. Vallahi yani benim için çok hayal kırıklığı bir yarıştı. Koca Alp öz Aynen. özellikle. Bir de start'tan iyi çıkmış. Tam bir hayal kırıklığıydı. Ee, normalde biz dün ne dedik 5 boy hani e, kalsa bile bu grubu geçerdi iki 2.5 boy startta kaldı dedim herhalde şey yapacak büyük bir hayal kırıklığı ee, CR hiç kendi halinde kendi temposuna gitti dün ben Weissman hiç tutmuyordum yorumlarımda da dikkat ettiyseniz Weissman'ın adını dahi ağzıma almadım ama düzlüğü de çok gerilerde ite kaka gidiyordu yani Dedim ki bir yani gene de insanın içinde tabii bir tereddüt oluyor. Koşunun favorisini hiç vermiyorsun, hiç konuşmuyorsun. Ee, bir risk değil mi bu? Düzlük dönülürken dedim ki yani doğrusunu yapmışım dedim. Hakikaten Weissman şey. Fakat düzlük dönüldü. 400'den sonra o Weissman gitti bambaşka bir Weissman geldi. E, ufak tefek ecel terleri döktürdü tabii ama son <laughs> metrelerde ona rağmen e, şey bir yarış yapmadı kötü bir yarış yapmadı. Yani baksanıza Weissman buralarda evet. ha babam ite kaka çalışıyor. Ayhan biniyordu değil mi buna? Vedat Abiş. Vedat Abiş mi? Ha. Çünkü Ayhan'ı çok eleştireceğim son koşta. Şimdiden söyleyeyim ki teaser vereyim burada. Şimdi Apakurya maskaraları arasınlar hemen bak şimdi seni eleştirecek diye birkaç kişi. Son koşta çok eleştireceğim Ayhan'ı. Şimdiden söyleyeyim ki en azından kaçırmasınlar diye. Arayın hemen telefonlara sarılın şimdi. Daha 2-3 koşu var. Ee, burada da bayağı bir çalıştı. Bayağı bir şey yaptı Vedat. Yarıştan vazgeçmedi. Weissman şimdi bir sonraki koşuyu kazanır. Evet. Weissman bir sonraki koşuyu kazanır. Ee, bu görüntü. Bana göre dün ol daha değildi. O yüzden hiç vermedim. Kazanır. Hayal kırıklığı nerede? İki hafta da hayal kırıklığı yaşadım. Bir tanesi şey e, Justice for All. Diğerisi Kocal. Hani son ikiyi bildeseler <laughs> ilk iki atım son iki oldu yani e, inanılır gibi değil. Çünkü Koca Alp haketen gerçekten e, ne yarışlarda neler yap? Demek ki o koşular ağır geldi. Demek ki gerçekten çok startta kalmak bu ata yarıyor belki. O kadar çok kaldığını ya sanıyorum. Yani. Bir şey diyemiyorum ama e, tam bir hayal kırıklığı. Eee Justice All eğer bir problem yaşamadıysa bir şey, ha ona da ayhan biniyormuş. E, bir şey diyemeyeceğim. Önlerde bir mücadeleye girdi, kaldı. Ama e, gerçek gücünün bu olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla Justice for All'un da bu koşusunu çok ölçü almıyorum. Eğer bir problem yaşamadıysa Koca Alp'in bir sonraki koşuları farklı. Weissman artık kazanıra girmiş. O kıvama geldiğini bu koşusuyla gördüm. Bir sonraki yarışta bambaşka bir Weissman izleyebiliriz. JR zaten klas, kumaş bir isimdi. E, sezon başında da bu tip önlerde boş kaldığı yarışlarda neler yapabildiğini gösteriyordu. Fakat Safkan çok güzelleşmiş. Son iki yarışında zaten e, bir şeydi, toparlanmalar içerisindeydi. Padok'ta da e, Padok'un iyi atlarından biriydi. Ayakları düz bassın, startı iyi aldığı sürece, önde böyle temposunu kurduğu sürece daha da başarılı işler yapmaya, özellikle kısa mesafelerde devam edecektir Ekibinin ilgilerini e, Müslüm Çelik'i de kutluyorum. Son derece güzel, kontrollü bir binis sergiledi. Dediğim gibi Weissman çok gerilerden yapmış olduğu o artık tamamen olduğunu gösterdi ilk koşusunda kazanır gibi bir görüntü var. Alberto aradan sonra yarış gördü. O da kara kaplı yazılması gereken bir isim. Çok sorunlarla, problemlerle uğraşan bir isimdir Alberto. Ama her sene o problemlere, o sorunlara rağmen araya böyle 2-3 tane yarış sıkıştırır. Ee, yarış gördü. Bir sonraki yarışta da Alberto'ya aman dikkat diyelim. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bakalım arkadaşlarım benimle aynı fikirdeler mi? Yani Ceyar önde temposunu bulduğunda bu tempoyu da kabullendirdiğinde e, rakiplerini geride bırakabilen bir isim. Özellikle iki yaşlı dönemli üçlüğünün başı e, benzer birçok örnekle dolu. E, dün içinde de düzlüğe kadar kolay tempoda çıktı. Rakipleri üzerine gelmedi. Stil icabı da pek bunu yapacak isim yoktu. E, dolayısıyla da son 400'de artık e, arka gruptan müdahale edecek bir isim çıkmadı. Weissman o güçlü sprinti yaptı ama Weissman de çok dezavantajlı yerden döndü düzlüğü. E, Jockey'nin de yapacağı bir şey yok tabii. Yani Tay'ın da, Safkan'ın da e, biraz da yapısı bu şekilde. E, ama sonlarda kapattığı ara muazzam. Ben yarışın starlarından birisi olarak CR kadar Weissman'ı da görüyorum. Üçüncü olan Valente'yi de ben şeyde çok beğendim. Padok'ta. Pırıl pırıldı. Çok da güzel bir eşkali var. İlk kez bu kadar dikkat ettim. E, Valente takibimizde olsun. Özellikle dişilere mahsus mücadelelerde farklı koşar. E, koşunun hayal kırıklığı Kocaalp. Ben çok inanıyordum ve startı da e, çok dezavantajlı alma, almadığı için yani yarışın buralarında bekliyorum ki gelecek bir yöne yüklenecek ama yok. Yani olduğu yere basıyor neredeyse. Jockey'de çok uğraştı Akın Sözen. Daha önce de Buralardan sprint yaptığı için birkaç yarışında Akın da inanıyor. Hadi bir kalkacak diyor. Çok uğraştı Akın ama hiçbir şekilde kalkmadı. Cevap vermedi çok yine. geçmiş olsun diyeyim onlar için. de. Koşunun favorilerinden bir tanesiydi çünkü. Mücadelenin bir diğer dikkat çeken noktası da kazanan Yanagushka kızı e, oğlu, Üçüncü olan Yanagushka kızı. Ya, bu da demek oluyor ki bu aygır kumda farklı. Ee, dişileri de domuzluk hayatında bence takip edilsin Yılmaz Güçkan'ın. Lazım mı? Verelim. He? Vallahi <laughs> kısrak alacak olsam düşünürüm. Eyvallah kardeşim. Yani 134-16 kıymetli bir derece. E, C yarda sağlıklı start çıkışı yaptığı zaman zaten bu dereceleri yapabilen özelliği var. E, son 3-4 yarıştır yeni ekipte koşuyor. Yeni ekipte de ilk birinciliği. Ee, bu ekipteki start almış olduğu 3 yarışında 3 boy, 5 boy, 8 boy starta kalmıştı. Demek ki neymiş? Startı çözdüğün zaman e, C yerden bu performanslar gelir. Ana tema bu, bu hatla ilgili. Ee, bu grupları geçer. Hatta ve hatta bir yüz gruplarda da söz sahibi olur. O özelliği var. Biraz mesafe limitleri olan bir isim ki e, bu anne kanatından özellikle e, birkaç tane isim e, Sword ve ve Sierra Factor'da mesafeleri daha iyi koşan biriydi. Ee, babası Luxor olan Distin Shining'in Çin pistte yapmış olduğu yarışları zaten biliyoruz ki o da yine bu anne kanatından gelen bir isim. E, verimli bir anne kanattı. E, bu annenin Yonaguska ile eşleşmesinden de güzel bir tay çıkmış. E, başta da söylediğim gibi o Star sorununu yaşamadığı takdirde nereye giderse gitsin. Ki muhtemelen Adana'ya gidecektir. Ceyhar'ın birinciliklerini izleriz. Yetenekli bir isim. Geridekilerden e, Weissman dün benim favorimdi. Ben beklediğimi aldım. İyi bir yarış koştu ama dün e, içinceye yara çok fazla yapacağı bir şey yoktu. E, Pastor da iki yarıştır fena koşmuyor. Start alacağı ilk koşuda Pastor da kazanmaya çok yakın. Evet ilk yoklama geldi. <laughs> Dolayısıyla. Bu bayağı trafik yollar falan kötü olduğu için Tabii. yokluğun günaydın yoklamamızı aldık 10 11.30'da Fatih'ten geldi. Günaydın değil. Diğer yoklamalar yok. Pazar sabahı da 40 yılın başında bir uyuyayım dedim diyor. <laughs> Her sabah pazar sabahları 4'te hipodromda olduğumuz evet. için bugün galop yoktu. Bugün biz de gitmedik ama yollarda geçti bir ömrümüz öyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla onu bilmeyenler için buradan da izleyenler için söyleyelim. E, maraton olduğu için birinci evet. e, 15 Temmuz Köprüsü kapalı. Dolayısıyla bu anlamda da e, şey var. Sultanahmet'e kadar da sıkıntı. O bölgelerde de İşte Yani zorunlu. sahil evet. kapalı. Avrasya'yı bilmiyorum ama bizim Ataşehir Safa'nın orası kilitti. Yani neden? İnsanlar geliyor Ataşehir'e. Oradan bir, sanki birinci köprüye gidecekmiş gibi. Fakat birinci köprü yolu direkt şey kapalı ee, oluyor kapalı bu sefer direkt e, ikiye dolaşması ikiye dönülüyor. orada kilit oluşuyor orada bayağı bir sıkıntı var onu da e, söyleyelim e, birinin mikrofonu boyna yakasına sürtüp ses çıkarıyor diyor ki hangi benimki çok benim sürtme olabilirim. şansı yok bilmiyorum bir bak yapalım. yani izleyen yayıncı arkadaşlarımız da var dolayısıyla öyle bir rejiden eğer bana bir uyarı gelmedi ama Kiminse e, ayağını yayına denk çok ses gidiyor. Ee, şey. Ayağını ha? denk alsın kiminse. Tabii ya bizi sadece <laughs> öyle atçılar seyretmiyor ona göre yani. o evet. da şey yapalım bilginiz olsun yayınla ilgili durum söz konusu. Peki. CR ile ilgili konuştuklarımızı söyledik. Ee, hemen nereye geçiyoruz CR'dan sonra? Yine Fır'a geçiyoruz. Dün burada bir iddia olsaydı kim kazanıyor? Allah korusun. Allah yani herhalde <laughs> seni ama en azından bir yokladık ama olmadı. Evet Tolga'nın hatta yarış sonrasında da bir şey, şey program sonrasında da dedi ki ya akşam bir yemeğine girelim falan dedi iddiaya yok. Belli ki o çok emindi ama benim de kafamda soru işaretleri olduğu için. <laughs> Hayır oldu. Bir de uyardık yani burada izleyicilerimizle evet. çünkü bir tane izleyicimiz yazmış hatta belki akşam Twitter'da yazmıştık belki şeydir. Ya benim diyor o diyor siz diyor start mı start problemi söyleyince Hı. diyor bir anda diyor şeye döndüm diyor. Yeni fıra döndüm diyor. Kocaeli'deki yarışı diyor. Ben e, hatırlamamıştım diyor. Sonradan şey yaptım. O o tereddütleri o, yani kafamı çeldiniz diyor. Hatta diyor gelseydi diyor size diyor bir tweet hazırlamıştım diyor ama diyor böyle de katkısı oldu diyor. Ya kimsenin kafasını çelmek için bunu evet. söylemedik ama hani Yenifır mı Ceyar mı ayrımında benim neden yeni Yenifır tarafında olduğumu anlattım ben. CR'ın bir önceki koşusu start girişinde bayağı bir problem sıkıntı gösterdiğini, hikaye. bu sefer geçen ön hikayenin, hikayenin Ciar ne dedi ki hikayenin gösterdiğini paylaşmıştık ama hikayenin tabi bu yarışı öndeki iki hatta çok çok iyi yarış koştu bence kötü değil hikaye yarın bir gün çok ters bir yarış yapabilir son derece güçlü kuvvetli özel bir safkan. Ama Yennefer hakikaten yarışı her yerde kontrolü altına aldı. Burada da koşuya ağırlığını koydu. Gülnişan hatırlayacaksınız bir önceki koşusunda çok ciddi makine içerisinde problemler yaşamıştı. Makinenin altına girip çıkmıştı falan ve buna rağmen de koşturulmuştu. Ee, onun toparlandığını gördük. Özgür Kızım bir ara düzlükte ikinciliği kurtaracakmış gibi geldi kaldı ama bakın kara kaplı defter için Özgür Kızım adını öneriyorum sizlere. Not edin. Yeni fırda dahil olmak üzere bak birazcık iddialı konuşuyorum. Yeni fırda dahil olmak üzere hiç ummadık çok ters bir yarışta Özgür Kızım'dan ilginç bir yarış gelebilir. Ben yarışını beğendim notlarımız arasına yazalım dedikten sonra geçelim hemen. Ha, pardon sizlerin görüşlerini alalım ardından da Labrez'i. Yani yapacağız. çok koştu yeni fır. Şimdi evet. bu pistte Spencer'lar falan 1.20, 1.19, 1.20.5 civarları yapıyor. Derece 1. 20, 91 biliyorsunuz yaşça da Tabii. küçük. en azından bir buçuk saniye fark eder. dolayısıyla hani zaten Kocaeli performansları e, iyi bir tay olduğunu göstergesi ama Ankara'ya geldiğinde hep biraz eksik koşuyordu Tolga. Benim de hani gözümde o canlandı. hikayenin de belli bir, belli bir kumaşı olduğu için ağırlığı ona vermiştim ama... Nihayetinde iki at arasında gidip gelince ben yoğunluğumu diğer tarafa vermiştim evet. ama Tolga'nın bir iddia teklifinde bulununca o <laughs> İster istemez çekindiğim bir rakip olduğu için girmedim. O da beğendiğim bir taydı. Dün çok net koştu. Fiyakalı bir birincilik. 1.20, 90, 1.20.5 civarları bu yaş grupları için iyi dereceler. Ekibini kutlayalım. Kocaeli'deki çizgisi ki aktif devam ettiği e, ilde galiba Ankara'da orada çalışıyor. İdmanlarını orada yapıyor diye biliyorum. E, buraya da taşıdı performanslarını. Gözler aydın olsun. Kumun istikrarlı Yiğit aylarından biri. E, Şii Nazar galiba Bekmez Bey yavrusu. Bekmez yavrusuydı. Bey o da farklı bir aygırdı. Evet. E, Çok kısa sürdü ama aygırlı. Dişi yavruları bence de damızlıkta iyi olacak. Evet. Kaç tane var bilmiyorum da. E, yarışı yarışa bir noktada kırıldığı bir yer var yarışın. Ee, orada da bir jokeylik performansına e, değinmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, tabii şunu şöyle başlayayım. İkinci olan 5 e, numaralı Gül Nişan. O da muazzam koştu. Bu sayede zaten dereceyi. Yani çok iyi koşan bir Gül Nişan var. Ama ondan daha da iyi olan. Yani iyinin de iyisi bir fır vardı dün için. Ee, kolay şeyler değil. Baktığınızda sürekli seyahat halinde olan bir isim. Ankara, Kocaeli, İstanbul, tekrar Ankara. İki yaşlı bir tay ve gelecek vadeden bir tay için bence biraz daha yol haritasının doğru çizilmesi gerekiyor. Şuraya bakarsak düzlüğe çıkıldığında hikaye mavi formalı tay. Üçüncü Yeni Fır hemen dışında. Bakın oradan çıkartmıyor can. Evet. Hemen doldurdu orayı. Anladı hikayenin oradan çıkacağını. Oradan çıkartmadı. Hikaye bariyer'e gitmek zorunda kaldı. Ha hikaye de dün için gününde olsa ee, burada bir jokeyin kurtardığı yarış diyebilirdi. Geldiğe katılabilirdi. Evet. katılamadı evet. Katılamadığı için hani ee, çok hani of nüans yarışı kazandırdı diyemeyiz. Fakat dikkat çekici bir noktaydı. Yani faul yapmadan ama orayı da sürekli ya, doldurarak avantajlı bir duruma sokar. Ba şey, sen bariyer'e git dedi yani hocam. Burası benim yerim dedi. Ee, şimdi bunlar profesyonel sporda var. Ama bunun fazlası tabii faile girer. Onu hiçbir zaman tasvip etmeyiz bizde e, ee, bakarsanız eşkali dört dörtlük. Yani dişi bir tay için çok güzel. Kumu da bu yüzden sökebiliyor. Ee, baba General Quarters. Kısrak babası Bekmez Bey ki şampiyon bir de Aygırlığında da az sayıda yavrusuyla adını duyurmayı başardı Bekmez Bey. Keşke biraz daha uzun süre faydalanabilseydik. Ee, fakat ben özellikle e, dişi yavrularıyla e, bu tarz Flaş atlar her an çıkartabildiğini düşünüyorum. Yeni e, fır beğendiğimiz bir attı. Beklediğimizi de verdi. E, umarım biraz daha yol haritası seçilerek gidilir. Aksi takdirde kazanmaya devam edebilir bir süre daha. Ama sonra üçlülüğünde yokuş aşağı gider. E, bu performansları bir daha yapamayabilir. E, biraz seçilerek koşulursa zaten varını yoğunu sahaya veren bir tay. Böyle olunca da bazen yıpranabiliyor taylar. Hı -hı. Özkan Hoca'nın da göz aydın olsun. Şahsen de tanıştığımız için böyle rahat konuştum. Ee, güzel bir tay yakalamışlar. Başarıları da daim olsun. Sanki bunun da kum kum devam etmesinde kum, fayda var gibi gözüküyor. Ki General Quarters'ın dispergatörden sonra bir de dişisi var böyle. Muhtemelen Aygır bu yıl full çekecektir. Evet, Çünkü o. ilk yıl yaşanan hayal kırıklığı bu yıl son buldu. Ya son bulmakla, bulmakla kalmadı. E çok da flash sayılar çıkardı. Dolayısıyla ilgi olacaktır bu sınav aygıra. Evet. Peki geçelim Labrezza'ya. Hemen sözü Tolga'na bırakayım şey yapsın. Evet Labrezza, Lady Sephora. İlk iki bitirdiler. Burada ikisi de kolay. Bu yarış da çok böyle iki jockeyinde birisi jokey diğeri aprenti. Soğukkanlı binişlerini seyrettik benim biraz seyir zevki açısından keyif aldığım bir mücadele oldu. Lady Sephora biliyorsunuz Mert Gökalp Aslan'a ceza daldırdı. Evet. Böyle kolay düzlüğe çıkmasıyla geçildi o gün. Bir yarış evvel yine tutarak geldi hakim oldu rakiplerine Lady Sephora. Bu yarışta da kolay şekilde düzlüğe çıktı ama La Brezza, Özcan çok erken uyandı. Düzlüğe tekrar geldiğimizde görelim. Anladı Özcan e, içeriden Lady Sephora'nın kolay geldiğini. O devrini bulmadan hakim olmaya çalıştı ve bunda başardı. Özcan dün 4-4 e, çıktı dört yani günündeydi. Bakın tekrar da bir oraya değinmek istiyorum. Lady Sephora da süper koştu. Kadir Demirel o da hatasız bindi ama e, bir şekilde daha gününde olan e, ve daha tecrübeli olan Jockey abisi tabii Özcan Yıldırım bu yarışı kurtardı diyelim. Yekdu sonlardaki atakları iyiydi. Üçüncülüğü başarılı. Bakın burada tutuyor Özcan dışarıda. Lady Sofero'yu fark edecek. Bir anda yüklenecek. Bakın buradan sonra bir anda vitesi arttırdı. İçeriden onu fark etmese oyalanırdı biraz daha. Evet. Yarışı kısaltırdı. Fakat içeriden görünce Lady sefor'anın kolaylığını ona hiçbir yerde aman vermedi. Ve kazanmasını bildi. Kutlayalım. Lady Sephora iyi koştu. Yektu renk da güzel geldi. Comment da bana göre kumda daha iyi. Evet. Yani, biraz mesafe limitleri olan bir isim. 1400-1600 mesafelerini Bence bana göre... çok iyi okudu yarışı. Evet. evet. Bana göre istikrarlı atlarından biri ve ekip de bunun farkında olduğu için dikkat edin hep o mesafelerde koşuyorlar. Rakibi Lady Sephora ise tam aksine. 2400, 2200, 2100, 1900 Hı. son yarışlarına bakın zaten hep bu mesafeler. Hatta ve hatta yarış hayatının ilk birinciliği 1800 mesafeli koşuydu. Öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla en ciddi rakibim biraz mesafe tutan bir isim. Biraz eksik koşuya aşikar. Senin de en ideal mesafen ama yarış içerisinde o doğruları yapman önemli. Burada Özcan doğruları yaptı ve o doğrular Özcan'a ve ekibe birinciliği getirdi aracı ekürüsünde. Bu yılın iyi ekürülerinden bir aracı ekürüsü. Yeni bir birincilik La ile geldi. Artık çim sezonu bitmek üzere. 14 Kasım sonrası çim yarışları olmayacak. Muhtemelen Sentetik'e giderse orada benzer performansları sergileyebilir ama kum koşacak bir at değil. Ekip de zaten bu tarz isimleri çok fazla kuma çıkarmamaya özen gösteriyor. Keza Lady Sephora da aynı şekilde ağırlıkla çim pist koşabilen özelliği olan bir isim ama Commitment'ta Tolga'nın söylediği gibi dünkü çim piste göstermiş olduğu performansı oldukça tatminkar. Yarın bir gün kumu, kumu bulacaktır. Kumda da çok daha farklı koşar. Biraz da üstüne koyar ve muhtemelen kazanır. Evet. E, bu John Wick ile ilgili bir ikinci yerden daha bilgi geldi. E, takipte kalalım arkadaşlar. Dolayısıyla sevgili Mustafa da Mustafa Gürcü de böyle bir uyarıda bulundu. E, hem ilgililerinden hem gelince Jockey Kulübü takipte e, kalalım. E, sitesini, internet sitesini. Zira e, ee, favorilerden bir tanesi. Koşarsa da zaten hani yapacak bir şey Ama böyle bir ihtimalin varlığını da paylaşmış olalım. Labrezza'yı çok beğendim. Önce onu da söyleyeyim. Ee, santim, daha doğrusu Labrezza'yı beğendim ama Özcan'ın binişini bir tık ötesinde onu beğendim. Yani jockey atın bir tık önüne geçti burada. Çünkü çok santim santim bilinmesi gereken bir yarıştı. Ee, Lady Sephora değil mi? Bari evet. yardımındaki Ne Demirel o kardeşimiz? Kadir galiba. Kadir ben de Demirel. Kadir kardeşim e, dün şey attı. Tabii o tweet'i aynen söyleyemiyorum. Temizkan'ın bir tweet'i Hı. vardı. Ama hakikaten e, biraz aşırıya kaçtı o şeyde. Mert Gökalparslan'a da ceza aldırmıştı. Evet. Yani tamam idare et, idare et ama bir yere kadar idare edilir Kadir kardeşim. E, bir yerden sonra da işin şey şeyi çıkıyor yani suyu çıkıyor dolayısıyla evet. hani e, bu sefer hani çalışman gereken yerde biraz daha kontrollü gitmen e, gidiyordun e, diye düşünüyorum ben. E, olsun ama tecrübeli ve e, tecrübe kazançlı iyi olan aprantlerden biri. Ben onun fena yarışları yok. E, ama yarın rövanş çok farklı olabilir. Bu da jokey maharetiyle yani jokeyin kazandığı bir evet. yarış. Onu da söyleyeyim Labrezza'yı. Özcan'ı da burada da e, tebrik etmek gerekiyor. Açık ve net tebriklik bir yarışı olduğunda özel, özellikle e, söylemek isterim. Evet. Pekala. E, geçelim mi bir sonraki? Tabii. Evet. Geçtik geçelim. kimdi? Günün sonu ya. Oğlum benim. Oğlum benim. Ha, şimdi burada eleştiriler Ayhan'a. Önce baştan söyleyeyim o, o gözdesi. Çok beklemedi mi? Abi neyi bekliyorsun? Bindik Bu kadar hala yok. eldesin. Yani bunlar tay altındaki tay ilk defa biniyor. Binmiş mi daha önceden? Bindiyse daha da vehametli. Bindi ya. diye biliyorum ama bir daha e, bakalım. Bak, Hala en geride. Yani düzlüğü en geride deniyorsun. Altındaki taylar zaten... E, yok binmiş. İlk yarışında binmiş. E tamam. Yani bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum? Siz de bir baksanız arkadaşlar. Tamam. En geride ya şu sarı kırmızı forma. Ve elde gidiyor. Yani birazcık buralarda daha grubun içerisinde olması gerekmez miydi diye düşünüyorum. Ee, yani Ayhan tabii ki çok tecrübeli ve başarılı bir jockey. Ama buradaki, burada biraz fazla abarttın. sopa kamçı en geri gidersin anlarım. Şimdi çok kolay giderken. Çok kolay gidince. E, kazanan da onun yanında e. ama mı? Herat oradan gelecek e, diye bir kaydı yok. Hayır şöyle. Yani sen orada e, tamam kolay gidiyorsun ama bu kadar kolay gitmeyi abartma. Hala e, engeri değilsin geridesin bak. Şimdi bu safkan saklı kıza geçildi yanlış hatırlamıyorsam. Orada da düzlüğü 3-4 boy önde dönmüş. Tamam yani. ama tamam. Bak şimdi hala en geri. Rakibin voltaladı bir de. Rakip gitti. Burada sen elinden kaçırdın. Geçmiş olsun evet. Ayhan. Yani bak sen bir de dışarı çıkıyor. Şimdi bak oradan bir de hadi şimdi çabalama kaptan. Ben gidemem. Oradan nereye geleceksin ki altındaki at şey mi? Ee, Oğuz boylu mu? Oradan yakalayacak. Öndeki voltaladı, çekti, gitti. İstediğin kadar uğraş. Biraz ya, fazla güvenmiş. Tabii canım. Yani tabii. çok güvendi. Sen koşunun favorisisin. Büyük favori çok gerilerde bekledi. Demiyorum tabii ki ee, yarış içerisinde inisiyatif kullandı. Ama iki boy daha önde olsaydı durum biraz daha farklı olabilirdi. Kapabilirdi öndeki gibi. Yani oradan da üçüncülüğü zor kurtardı. E, ta, evet üçüncülüğü bile zor kurtardı. Kaybetsen o da senden sebep kaybolmuş e, tabii. olacak yani. Yani Bir de öyle bir durum var. Dolayısıyla ben bilmiyorum. Burada biraz jokeyin eksikliği olduğu kanaatindeyim Ayhan kardeşim. Ama hani genellemeyeyim. Ayhan iyi atlayan bir kardeş. Evet. Ama burada hatası var. Burada biraz çok bekledi. Bir de ona göre değerlendirin siz de yarışı. Ee, oğlum benimse zaten orada yarışı kaptı. Baktı bir gördü. O, o hala oyalanıyor hmm. yani oralarda. Çünkü altındaki bir de hani şey bir kıs, kısrak değil şey, mi? Evet bir şey de. kısrak. Yani ne bekliyor o altındaki açık yarış atı olduğunu falan mı düşünüyor diyorum. Hala Ben ben bu arada çok at yazdım kazanan da var yani onun için demiyorum ama bakıyorum ya diyorum yarışın favorisi nerede? Hala elde hala elde. Allah Allah dedim ya bu gruptan demek ki çok çok üstün ki. Hani gelecek tırt, tırt şey yapacak evet. ama işte orada. Her her hatta o cevabı vermiyor kardeşim benim. Evet. Yani biraz fazla beklediği aşikar. Öndeki iki hatta çok koştu. Belki tabii o da ki. onu beklemedi böyle bir performans rakiplerinden. Evet. Onu da söyleyelim tabii. Oğlum benim formda bir isimdi. Dün de çok güzel bir sprint yaptı. O da kötü yerlerde aslında. Baktığınızda yan yana Nurgül Canlı şu anda. o Oğlum benim de o uzun sprinti yaptı. Yani 600 metre boyunca da jokene cevap veren bir, evet. bir oğlum benim vardı dün için. Mehmet Ak Yavuz da. Şurada dedi, bence orta grupta olsaydı. Bak. Bir yani. de bunların dışına çıkıyor. Ben onu da anlayamadım. Yani hani içeride tabii ciddi düşündüm. bir kalabalık var. Girsem çıkamam. Diye bak hala düz geridesin. Tamam dışa alıyorsun. Orada da bir mesafe kaybı oluyor. Çünkü atlar düz yürürken ister istemez açılıyor. Şimdi aslında bir topak şeklinde oraya kadar Dışlarını o anda alsa sıkıntı oluyor. Ama atlar düzgün dönürken zaten Tabii açılıyor. Bir de açılırken bir de onların dışına çıktığında bir iki boyda oradan kaybediyorsun. Mehmet Akiyavuz da tam tersine içeriği tercih Yani burada çok hmm. iyi hatasından Ha, Belki kazanamazdı ama ikinci e, olabilecek. Yani evet birinciyi geçme şansı çok fazla. Evet, aynı yok. şartlarda evet. aynı yerde yan yana yürüsel birinci oynanmış. Ama hani bu şartlar altında da en azından o dış açı alma hamlesinde de bir iki boy gidiyor. Yani kazanan çok net, rahat kazandı. Evet, çok net koştu. Ama ikincilik ne olurdu bilemem. Ersoy Bey bana göre iyi bir yarıştı. O da geldi. çok iyi koştu. İlk İki. defa bana göre yarış hayatının en iyi yarışını çok yaptı. Çok da güzel gibi. bir orijini var. Tabii. Bir türlü de kazanamadı. Satışın ya. o satıştaydık biz hatırlıyorum. onun iyi taylarından bir tanesiydi ya, yani. İyi de bir rakama gitti yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet, evet evet evet. o da iyi koştu. Kazanan tabii pırıl pırıl devam eder onu söyleyeyim. Nurgülcan da dişilere bir meydan bulduğunda kazanmaya yakın. Bu kazanan şimdi dörtlüye dönecek. Uzun mesafeli yarışlar da başlayacak ki anne kanatı itibariyle o Kandemir Kırlara Kırdemir Kırlara falan dayanan bir kağıdı var. Daha iyi koşar. Tutar, mesafe tutar. Dolayısıyla özellikle dörtlüye döndüğü zaman uzun mesafeli koşularda bu kazananı takibi alalım. Çok yarış kazanır bu tay. Öyle söyleyeyim. Diğeriyle ilgili Tolgan söyledi. Dişilere döndüğü zaman Nur Gülcan'da meydan kalmaz. İki tane takipatımız olsun. Biri kazanan, biri üçüncü olan. Üçüncü olan, evet. Pekala, o zaman biraz mesaj bakalım. Hemen İzmir'i Park Ya da önce İzmir'i de bitirelim. İzmir'de de çünkü konuşacağımız isimler var. İzmir'de ilk ayakta Barutan kazandı koşuyu. Ama bir dakika arkadaşlar. Bir Adana'daki sona yağ verin gene. Ya da Adana'ya gerek yok. Vermeyin, biz konuşalım. Twitter'ı ee, ya da kalsın. Şimdi Adana'da bir apranti var. Ee, çok beğendim. Daha önce de birkaç kere isimden bahsettim sizlere ama e, yarış içerisinde yer tutuşu, yarışı okuyuşu e, hani birkaç yarıştırıyordum ki tesadüf. Dün bir arkadaşım aradı. Dedi serettim mi dedi. İki, biz de o esnada hatırlıyor musun? Dün şeydeydik. Daha kanaldaydık. Sen bana dedin ki ben kuz gölcüklü tutuyordum. Şeyde. Hatta hatırlıyor musun? Bir attan daha bahsettim. O da ikinci oldu. 2.90 doksan küsür lira vermiş. Eee Belenus mu? Belenus. Bu ikisi. Ee, neyse kuz tutuyordum. Hemen arkasından şeyle de kazandı. Bir, bir atla daha kazandı. İki tane atla. Asras, yat, Asras yatla. Ee, kimden bahsediyorum? Nizamettin Demir'den. Dün bir arkadaşım aradı. Akşam saatleriydi. Dedi ki abi dedi bu dedi Adana'da bir kardeş var dedi. Bir dedi bir seyretsene yarışlarını dedi. Ben de herhalde yeni bir Çünkü daha önce birkaç kere bahsettik ondan da. Ee, evet. dedim. Hakikaten yani o çizgisini koruyor. Ben buradan sesleneyim. Bugün Bu sene Adana'da çok bir kere keyif yaptırır. Yani Adana'da e, evet atlarımız var. Antrenör tabi belli kişiyle çalıştığı için çok müdahale edemiyoruz. Ama hani e, ne olursa olsun açık söyleyeyim Nizamettin Demir e, bu sene hani şey şimdi Abiş çıktı. Bu Özçelik çıkacak. Onun arkasından gelen çocuk şeydir söyleyeyim Nizamettin Demir'dir. Şimdi her sene böyle iki tane jokey yolcu ederiz üst lige. Öyle değil mi? Haksız <laughs> mıyım? Üst lige göndeririz. Abiş'i gönderdik. Özçeli'yi gönderdik. Bu sene de bir daha söyleyeyim bu Nizamettin Demir. Sonra seyrettim. Gecenin ilerleyen saatlerinde yarışları seyrettim. İzleyememiştim. Burada biz beraberdik şeyde. Dünkü program çıkışında. Hakikaten yer tutuşu, ee, atın üzerindeki duruşu. Yeter ki bir fırsatım olsa hiç tanışmadık, konuşmadık da kendisiyle ama bir fırsatım olsa şu atın üzerinde zıplamasın. Hı. Yapıyor mu? Ee, yapmıyor ama hani yani tek böyle sıkışırsa da çünkü neden biliyor musun? Yani onlar bir şekilde aslını yaşatıyor. Hiçbir zaman gerçeği gibi yani kocakaya olmuyor. O artık yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Gerektiğinde yapıyor. Ama ee, ben söylüyorum buradan. Yine bir önceden söyleyelim de sonra yok şunu demiştik, yok bunu demiştik şöyle oluyor. Ee, i̇lk ama bunu söyleyen de Ali Kayakıt'tır biz hatırlayacaksınız. Demiştik evet. Demişti ki Vedat, Velat Demir'in bir kardeşi var. Hatta bir Velat da Velat'ı geçecek demiş. Ben demiş ki Velat da iyi bir aprantidir yani iyi bir jokeydir dedim. Hani atın hakkını veren bir jokeydir. Onu da hakkını yeme dedim yani. Ben yıllar önce Velat'ı bir gün bir eleştirdim buradan şeyde. Hatırlar mısın Eray sen? Ketme ile bir ata biniyorlardı Bursa'da. Evet. Hatırlarsın bak ben unutmam. Benim hafızam çok iyidir. Çok iyidir. Hiç unutmam. Kaç sene? 25 sene önceki olayı bile hatırlarım. Bir Bursa'da bir yarışta bir düştü bir attan hatta düştü o sertlikten bir şeyler oldu falan da bir saatte o konuda eleştirdik. sonra bir kere konuştuk ama sonrasında atın üzerindeki teşviki abisinden bahsediyorum. İtişi hakkını veren bir jokeydir Velat demiş. Ama kardeşi hakikaten e, ben beğendim şans bulacaktır zaten eminim. Neyse. Adana dışına çıktığı anda bu şeyden farkı yok. Bak Abişle, Özçelik'ten sonra ismini bile ne diyorduk? ne Demir diyorduk. Adını bilmiyorduk. Şimdi öğrendik adını da. 2022'de inşallah jockey olsun. Ben tarihe not düşelim bunu. Bizi de mahcup etmesin o kardeş. Diyelim ki e, seneye inşallah Allah nasip eder de biz e, şey yaparsak nefesimiz yeter de burada olursak bak 2021'de söylemiştik deriz. E, şimdi Aksu ekibisi, Tuğba Nizat Aksu ekibisi Vedat'a bir şey daha aprantilik zamanında çok şans tanıdı. Şimdi bunu her ekürü yapmaz. Her ekürü yapmaz bunu. Ee, risk alıyor. Tabii. Ciddi bir risk alıyor. Ve ne oldu? Jokeyliğinde de bir şekilde devam ediyor. Devam ediyor. Ne oluyor? İyi atlarına bindiriyor, şey yapıyor. Şimdi nedir? Yok o atıma binecek mi? Yok, bu binecek mi? Yok, onun menajeri neydi? Yok, o tamam dedi. Menajer kıvırdı. Yok, menajer dedi, jokey kıvırdı. Şeyinden hiç uzaklaşıyorlar. Ne yapıyor? Eküri. Belli ki jokeyi belli. Biz de o yoldan gidiyorduk mesela. Tabii. Dolayısıyla nedir? Ee, birinin üzerine emek veriyor, veriyor, veriyor bir inşa ediyor mesela ekürü. Anlatabiliyor muyum şeye? Abi şimdi Tabii. normal jokey oldu, yarışlarına bindiriyor. Bence yolu açık. Bir kere böyle bir eküriyi. Tabii. Aksu Ekürüs gibi bir arkasına aldı ve onun birçok atında şans buluyor. Haksız mıyım? Kesinlikle ve değerlendiriyor. Değerlendiriyor. Şimdiden İyi söyleyeyim. Bak büyük ekürler bu ne demiri <laughs> şey yapın Nizamettin Demir'i. E, yarın bir gün jockey olduğunda size çok büyük katkısı olacak. Ekürünüzün en azından şeyi olmaz. Ya o onu tercih etti. Bu buna bindi. Yok menajeri şöyle dedi. Yok bilmem ne böyle dedi. Olayı olmasın. Katılır mısın? Yani şimdi bir jenerasyon daha bitmek üzere evet. Selim Kaya işte Erhan Yavuz Yalçın'a karşı o dönemden at binen, toplasan üç 3 tane jokey falan kaldı. Dolayısıyla aşağıdan yetişmesi lazım. Bu kardeşlerimizin bu denli iyi at binmeleri bizleri ve sektörü ister istemez mutlu ediyor. Vedat o eşiği sanki açtı gibi. Çok da iyi gidiyor bu kardeşimiz de. Bizim ekip olarak beğendiğimiz bir kardeşimiz ki daha ilk kazandığı günlerden itibaren hep konuşmuştuk. İlk abidir şey ama. Abi. Evet. Yani Yok, o, hani o farklı şekilde Yok, tabii, bahsetmiştir. Tabii, tabii. Biz hani izlediğimiz kadarıyla bahsetmiştir. Yani ben iki, i̇ki tane yarış mesela evet. yarış çalışını çok beğeniyorum. Ne yapıyor? Ee, ön tarafta giden atları özellikle o tempo işi çok şeydir. Onları iyi yapıyor. Bir ara onu iyi şey yapıyordu o. Akyavuz yapıyordu. İsa Hı. yapıyordu. Şimdi aynısını yapıyor. Ama her ata aynı şekilde binmemesi gerekiyor tabii. Ya yani benim ona abisi olarak söyleyeceğim iki şey var. Bir, her ata aynı şekilde binme. Yani her ata, her ata önde gitmez. Her ata aynı şeyi yapmaz. iki İki, zıplama. Bunları eğer yapmak, Abiş'i eleştirdik. Abiş de zıplıyordu bir ara. Çok aşırı zıpladı, eleştirdik diye. Hemen bıraktı. Hemen bıraktı, ne oldu? Aldı diyor, gidiyor. O Görkem Özçelik zıplıyor ediyor, ara sıra yapıyor bunları. Ara sıra Ama yapıyor, gereksiz yapıyor. Ben de mesela, ben hala söyleyeyim, bana göre gereksiz o yapışları. Ee, şu anda çok da iyi gidiyor. Bana göre de iyi bir apranti. Çok elinde de inşallah devam etsin. Ama Eray çok doğru bir şeye değindi orada, Ne diyor? Bir jenerasyon gidiyor. Bir de şu, geçen gün şunu düşündüm. Katılır mısınız bilmiyorum. Eskiden jenerasyonlar arası geçişler zaman alırdı. Bak şöyle söyleyeyim. Jenerasyonlar arası geçişler. Nedir? Ekrem Kurt'la, Ekrem Kurt ve jenerasyonu vardır. Yani o jenerasyon vardır değil mi? Ondan sonra kim geldi? Süleyman Aktı geldi. Süleyman Aktı'dan sonra, Süleyman Aktı'yı böyle yarışları onun elinden alan kimdi? Ertül Can Kılıç'tı. Bak o arada onu hiç... Şimdi belli bir arada gap fark oluşunca yaş farkı ve şeyler böyle genç jenerasyon gelince Ertuğrul Cankılıç'ın Tahir'le kazandığı bir yarış vardır. Çok az kişi hatırlar. E, Alkan Ekülüsü'nün Safkan'ı 44-45 kilo bir yarışta. Ertuğrul Cankılıç, Ertuğrul Cankılıç Tahir yarışıdır. Bilmem bulursanız seyredin bir gün bir yerde. Ne oldu? Şimdi Ekrem abi, Süleyman Aktı, Ertuğrul Cankılıç, Halis Karataş, ve tabi Halis Kataş derken nedir? Halis Kataş, Selim Kaya, Saadettin Boğaraz onlar şey gibi Türk sinemasının üç yapraklı yoncası yok mu? Onlar gibiler onlar. Yani Halis, Selim, Saadettin o üçlü değil mi? Tabii. Hem abilikleriyle hem şeyleriyle bir fark yaratıyor şeyler diğerlerinden azar. Fakat bunların arasında hep zaman vardı. Şimdi Ekrem abiyle Süleyman abi arasında, Süleyman Aktar arasında bir zaman var değil mi? Bir şey. Birlikte Tabii. at bindiler ettiler ama hani onun artık bayrağı devralış şeyi bir zaman. Aynı şekilde Süleyman Aktı ile Ertuğrul arasında belli bir şey var. E, Halis Karataş tan sonraki ikinci jenerasyon kimdir işte Kocakayalar, Kayalar, Ahmet Çelikler falan filan. Bayağı arada bir 8 işte. 30 sene var bak. 30 sene Halis Karataş Türkiye'nin baş jokeyliğini yaptı. Hala da benim gözümde öyledir. At bindiği sürece Tabii. benim gözümde öyledir. O ayrı bir konu. Ama arada bir 30 sene var. Şimdi bu şey daralmaya başladı. Bakın e, ne oldu? Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya aşağıdan öyle bir jenerasyon geldi ki o kadar rahat değiller ben size söyleyeyim. Bu Abişler, işte Çiçekler, yani Mustafa Çiçekler, işte diğer... Mertcan merçan Çelikler. işte yani şimdi... Isim, Çok iyi at biniyorlar. Bunların hepsi o kadar güzel at biniyorlar ki. O kadar güzel atlar biniyorlar ki. Hışmanlar falan. Tabii. Şimdi... Ne oldu? Halis Karataş halen at biniyor. Seçerek at biniyor artık o. Süleyman Aklı da zamanında aynısını yaptı. Er Ekrem abi son anına kadar bindi. Ama o 30 senelik şey artık daraldı. Şimdi bak, Mustafalar falan, Mertcanlar çıktı. Hemen arkasından abişler geliyor. Hemen arkasından bir başka şey. Çok hızlı dönmeye başladı hayat. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o kadar herkes rahat değil artık. Hatalar daha çok göze batıyor. Alternatifler çok daha fazla, okuldan çok iyi aprantiler yetişiyor. Tabii. Yani şimdi okulda Allah için e, aprant okulu çok yetenekli çocukları buluyor, seçiyor ve geliyor. Orada da bütün, herhalde şu Davut abiyle başlayan, Davut Aktı ile başlayan, şimdi Süleyman Aktı devam ediyor, Ar, e, muhtemelen daha sonra başkaları çok iyi aprantiler seçtiler. Çok iyi çocuklar şans buldu. Şimdi baktın. Şartlarda daha iyi oldu. Şartlarda değişti. Davut abi mesela o çiçek Davut abi evet. zamanında çıkmıştır. Evet. Abi işler Süleyman Aktı zamanında çıkmıştı. Yani jockey olunca iyi adamları seçiyorlar. O gözle bakıyor. Bu adam olur, bu adam olmaz diyebiliyor evet. ve onun üzerine şey yapabiliyorlar. İşler de ona göre işliyor İşlerken onu. ona işliyorlar, şey yapıyorlar. E şimdi ne olacak? Yani okul güzel e, çocuklar yetiştiriyor. Başarılı çocuklar yetiştiriyor. Arkadan bir takım şeyler e, Jenerasyon çok hızlı gelebiliyor, İmkanlar ve şartlar dediğin gibi çok iyi olunca ben... tabi burada sadece hani okul derken bütün hocalarımızı sıkarsan orada bir sürü e hocalar var, evet. Cemal hocasından Kıvanç hocasına kadar şimdi başka yine arkadaşlarımız geldi, ee, orada da çok bincilik dışında da çok ciddi hayata dair şeyler öğretiliyor. Dolayısıyla aprant okulu başarılıdır bana göre. Ha, ne oluyor ondan sonra okuldan sonra ne oluyorsa oluyor. Ama o da artık azalmaya başladı. Yani demek istediğim şu. Bilmiyorum katılır mısınız? Geçen gün onu düşündüm işte. O 30 senenin sonrasında artık bunlar böyle ikişer üçer seneye düşmeye başladı. Her iki senede bir baş jokey adayı olabilecek. Veya kişi e, 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 ya işte atıyorum Ahmet bilmiyor, Kocakaya bilmiyor, Hışman binmiyor, kim üçüncü jokey, Müslüm binmiyor. Onun yerine hemen at sahibi tamam o bilmiyorsa bu binsin diyebiliyor. Çok doğru. Bunda da şeyin etkisi var bence abi yarış sayısı da artınca kardeşlerimiz şans bulup kendilerini, kendilerini gösterebiliyorlar ve geliştirebiliyorlar. Bunun da etkisi var tabi. Senin bahsettiğin dönemlerde haftada 3 gün 4 gün yarış var. İşte 6 koşu 7 koşu. E şimdi 9 koşu. İşte bugün 3 ayrı hipodromda yarış var. Kendilerini geliştirmek ve göstermek için de şansları fazla. Evet. Tabii bütün bunların beraberinde bir de çok ciddi bir tehlike var. Çok genç yaşta bu kardeşlerimiz ya o belli tabii, bir başarıya dair. ulaştıkları zaman e, ne oldu, maalesef oldu. rehavete kapılanlar olabiliyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bir mentore Kesinlikle. ihtiyaçları var bu kardeşlerimizin. Mentor da mentor olacak evet. ama. E, tabii yani ya, şimdi, sözde tabii mentor yani. değil yani. Kapılmaması zaten imkansız. Evet. Hani Çok doğal. Eşyanın tabiatı gereği yüzde yüz kapılır. Ama ne kadar az hasarlı o dönümü atlatırsa o kadar kalıcı olur. yani i̇şte Bu noktada da ailelere biraz fazla görev düşüyor. Çünkü bu kardeşlerimizin yaşları çok genç. 17, 18 bizim saydığımız bu 3-4 tane isim 18 yaşında ya vardır ya yoktur. Hangi meslekte var ki 17-18'de? Şimdi 18 yaşında bir... işin gerçek tarafında ciddi paralar da kazanınca ve maalesef ve popülerite Maalesef e, akıllar farklı yerlere gidebiliyor. Bu ve para maalesef dolayısıyla çok ailelere çok ve sektördeki ee, başka yerlerde e, bu işi devam ettiren dostlara veya akrabalara da çok büyük işler Tabii. düşüyor. Bu kardeşlerimizin peşini bırakmayın. Başlarında durun. Eee katılıyorum. Yıllarca bunu her programda bunu söylüyoruz zaten. Hani şimdi bu meslekte özellikle şimdi kaç senedir biz bu sahadayız. Hepimiz görüyoruz, ediyoruz. Ee, başarılı olduğunda ve etrafında o kadar çok özel jockey arkadaşlarından bahsediyorum. E, Apranti kardeşlerimden. Böyle etrafınızda türerler. Anlatabiliyor muyum? Böyle onları ben sinek diyorum böyle. Hani bala konar şey yaparlardı ya. Arılarla gezin. Sinekler, at sinekleriyle gezmeyin. bunu bir şey için birini kastederek falan da söylemiyorum. Kastetsem zaten direkt söylüyorum onu da. Hani dikkat edin o çocuklar çünkü hakikaten dediğin doğru çok genç yaşta 16-17 yaşlarında 18 yaşlarında e, ha hayallerine dahi e, çok erken ulaşıyorlar hayallerine evet, diyelim. Tabii, öyle tabii, söyleyeyim tabii. yani e, hayallerine çok er herkesin bir hayali vardı çok çok erken ulaşıyorlar ve etrafınızdakiler işte maalesef yanlış yönlendiriyor çok bu nedenle mesleki açıdan bugün e, çok çok iyi jokeyleri biz maalesef yok ettik. Şöyle de bir durum oluyor şimdi bu bu kadar genç yaşta hangi spor dallarında Zaten mesleklerin hiçbirisinde böyle bir kazanç yok. yok. Ancak sporcu olarak erken yaşta başarılı Abi, Futbol, Basketbol ve Orada bile değil mi 17-18'de yani, evet. zor ama olduğu zaman bile o bir takım sporu. Başında hep evet. bir hoca var. İşte sabah idman var, akşam idman var. Takımla beraber kamp var. Burada Çok, bireysel. Burada bireysel kendi kendinin patronusun. Kararlarını verme yetkin daha fazla. O zaman da hataya düşebilirsin işte. İşte onun için yanındaki insana çok inandığım, güvendiğim insana. Ya biz kaç yaşımızdayız hala böyle çok inandığım, güvendiğim çok az kişi vardır. Yani hani şey anlamda sorarım. Evet. Ya sen ne düşünüyorsun veya hani sormasam da dinlerim fikrini alırım. Kafama yatıyorsa kendim mutlaka sonra ona bakarsan kendimden yaşlı küçük insanlara da ben soruyorum. Ya sen ne dersin bu konuda, ne düşünüyorsun evet. diye. Sormuşumdur, değerlendiririm, onu dinlerim, kendim düşünürüm. Yani insanın hayatında mutlaka böyle bir tane, iki tane fikirlerine Doğru. değer vereceği, güveneceği, ama seni asla yanlış yönlendirmeyeceğine inandığın bir insanın olması gerekiyor. Yani güven böyle bir şey. Dolayısıyla ben kendi adıma mesela bu anlamda bunu yapıyorum tabii ailenin dışından bahsediyorum evet. mutlaka çünkü daha objektif olabilmesi açısından. Ee, bu anlamda da e, kardeşlerimizin çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ama ben açık söyleyeyim, şimdiki jenerasyonu iyi görüyorum. Yani hani o konuda da artık daha duyarlılar, o konuda da biraz daha bilinç artıyor. Bilinç artıyor. Ee, eğitimler o noktada daha farklı verilmeye başlandı. Ee, sadece bilincilik eğitimleri verilmiyor, hayata dair de çok şey. Sosyalleşmeleri adına çok önemli çalışmalar yapılıyor. Okul okumda. yatılı oldu. Okul yatılı oldu. yatılı okulda da neyi öğreniyorsun? birlikte hareket etmeyi, paylaşmayı bunlar çok önemli şeyler. Yatılı okullardaki eskiden leyli mektep böyle şeyler. Hmm. şeyleri bilir misin? Böyle mi? leyli okullar, leyli mekteplerde bu tip şeyler var. Nedir? Sen bir arada yaşamayı öğreniyorsun, paylaşmayı öğreniyorsun. Sorunlara ortak akıl devreye girebiliyor. Bir takım şeyleri birlikte çözüme ulaştırabiliyorsun. Belli bir saatte orada oluyorlar. O da önemli. Öteki Disipline türlü... Disipline olabiliyorsun. Yani nerede kalıyorlardı? Akşam olduğu zaman işte serbestlerdi. Tabii. O da hataya müsait dönemler. Çoğu da gurbette zaten kardeş. Ama şimdi okulun yatılı olmasıyla o da bir kontrol altına alın yani. Tabii İstanbul'a gelmişsin. İstanbul'un o Tabii. ışıltılı, parıltılı hayatı, özellikle gece hayatı o yaştaki çocukları çok cezbediyor. Yani çok çok ya diyor nereye düştüm diyor gelmiş şeyden. Ne oluyor? Eğer etrafındaki, yanındaki insanlar onu doğru yönlendirmediği takdirde elbette gençtir. Gezecek, tozacak bir takım şeyleri olacaktır mutlaka. Ama hani... Ee, etrafındaki insanlar senden faydalanır durumdaysa o noktada da o genç kardeşlerimiz işte o noktada e, bambaşka yollara gidiyor. Neyse yani konu Çok farklı zorlukları var. O da ayrı ee, bir sıkıntı. Ancak yani çok şanslı bir jenerasyon. Bunu daha önceki programlarda defalarca kere söylemişizdir. Yani günde iki tane hatta hatta bazen üç tane yarış olduğu oluyor. Dolayısıyla işini doğru yapan, Yoldan çıkmayan kardeşlerimiz bu meslekte çok farklı yerlere gelebilir. Hatta ve hatta yani kaba tabirle sülalesini bile bu işten kurtarabilir yani. <laughs> Öyle söyleyeyim ben. Kurtaranlar yok mu? Var. Biliyorsun yani Aynen. isim isim saymaya gerek yok. Bugün bir jokya çıkıyor. Bu meslekte elde etmiş olduğu başarılarla bütün ailesine faydası oluyor. Aynen. Dolayısıyla değerli kıymetli bir meslek. Yeter ki bunun değerini anlamını bilin. Bilenler de zaten şu an. Yol i̇zleyicimiz izleyicimiz demiş ki Z kuşağı jokeylere de sırayet et diyor abi. Her gün koşu var çalışan kendine bakan genç jokeyler sivriliyor. Helal olsun hepsine diyor. Evet. Ya tabii o Z kuşağı işin bir şeyi hani esprisi son dönemler çok popüler bir kavram olduğu için söylüyoruz. Ee, sonuç itibariyle ne olursa olsun insanın kendinde bitiyor bir takım şeyler. Bir kardeşim mesaj atmış da e, yani sonradan jokey olanlardan bir tanesi. Keşke diyor bütün arkadaşlarımız sizin hesabı diyor. Yani zamanda bizler de hata yaptık dedim şimdi mesajını okudum. Ee, ya olabilir. İnsan hata yapar. Hepimiz hata yapıyoruz bizler. Yapmıyor muyuz yeri geliyor neler. Bu yaşta bile hata yapıyoruz. Ya hata yaptım diyorsun mesela ee, şeye bunu öğrenebiliyor. Hatanı yaşıyor. 90 yaşındaki insan da hata yapıyor. Geçen bir mevzu oldu da yani isim versam artık çok sayıları da çok azaldı. O yüzden isim vermiyorum desem anlayacak herkes. Belli bir yaşın üzerindeki atçı abilerimizden bir tanesi hata yaptım diyor. Şu kısra şuna diyor çekecektim diyor. Ya abi onun tekrar sahaya gelişi gidişi işte o, iş yaş, o yaşta daha insan o gözle hataya bakabiliyor. Onun tabii hata şeyi farklı olabiliyor Nostya Evet nerede kaldık? Neydi? Nizamettin Demir'den Yolu başladık. Yolu Oralara gittik. Yolu açık olsun. Ben bir kez daha altını çizeyim. Kardeşim inşallah iyi yolda olacaktır. Ben onu biliyorum. Yeter kendini bozmasın. Ben dediğim gibi kendine bir kere bile yüz yüze gelmedim. Fakat geçenlerde Ercan fırtınanın bir tane şeyinde gördüm. Bir röportajını gördüm. gördüm. Evet. efendi pırıl pırıl e, bir kardeşimiz. Dolayısıyla bu anlamda e, dikkat edelim. Temiz kan mesaj göndermiş. E, evet. en başta Evet tabii çok önemli. Şimdi tecrübe böyle bir şey. işte mesela Temiz Kanı'nda attığı mesaj Mücahit kardeşimle ilgili paylaşmış. İlk diyor ben onu diyor şey yaptım ama diyor o el kaldırmalar, sevilmeler aşılı hareketlerde diyor bazen antipatik gelebiliyor. Ben de tepkimi gösterdim zamanında diyor. Bir tek benim atımla diyor yarış kazanmadı. Birçok atla yarış kazandı Peki hadi Barutan'a geçelim. Barutan gelsin bir ekrana. Ee, İzmir'de ilk ayağı kazandı. Valla bir kara kedi geçti. İkidir kara kedi geçip duruyor. O İzmir'deki kara kedi meşhur oldu. O sizin yarışta da bir geçti. Önden. Evet. Ee, şöyle ki valla yani burada da Halil Kaplan'a alkış. Daha nerede kaçıncı? Öyle. Yedinci, sekizinci. Oradan inandı. Yarışı kazanacağını inandı. Bırakmadı. Geldi, geldi, geldi. Ben bu kardeşimizin Halil Kaplan'ın özellikle bekleyen atlarda böyle mücadele gerektiren teşviği seven atlardaki ...gücüne, o enerjisine hayranım. Çok çok iyi biniyor. Bizim Express Kitty'ye de bir kere bir yarış binmişti. Aynı şekilde böyle bir teşvik... teşvik ...hiç inandı yarışı, Asla geri kaldım deyip enseye basmadı. Ata inanınca geldi, iyi bir yerde bitirdi. Uzun aradan sonra. Dolayısıyla çok beğendiğim şey jokelerden bir tanesi. At üzerindeki teşviki, duruşu... ...ve yarışa inanıyor. Altındaki attan o şeyi alabiliyor. Yani atın onu verebileceğini hissediyor. gücünü görebiliyor ve devam ediyor. Yoksa tabii gitmeyen atla en geride içse ne olacak? boş boşuna kendine efor sarf ediyor. Zor bir yarış. Hani evet at iyi eyvallah Barutan güzel bir at. Güzel iyi bir yarış kazandı. Ama yine jokey nasıl Özcan dedik şeyi kurtardı. La ile. Burada da bu yarış Halil Kaplan'a yazar. Tebrik ediyorum vallahi gerçekten. Şurada ben tüm atlardan bir tanesiydi. Benim de e, öndeki atların hiçbiri yoktu. hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Ne eküller var ne öbürü var. Baktım arkalardakiler de gelemiyor. Ama nereden geldi? Vallahi dedim helal olsun Halil geldim buradan tak o boynunu uzattı. Evet. Tabii at da cevap verdi. At da ekibini de kutlayalım ilgilerini de kutlayalım ama bu da jokeye yazar yarışlardan bir tanesi. Evet. Benim fikrim Halil'in çok yoğun gayretleriyle kazanılmış bir mücadele. yarışta da bir tempo oldu. Arka grup çok o tempoya ayak uyduramadı. Barutan da son 200'e gelindiğinde 7. yedincilikteydi. Evet. Bayağı da bir fark vardı. Oradan da herat o arayı kapatamaz. Ee, zoru başardı Barutan. Bunda jockey ile muazzam bir uyum sağlamasının, o senkronizasyonu çok iyi yakalamasının etkisi vardı. Ee, kolay da bir isim değil. Barutan'ın bir evvelki yarışına bakın. Bir anda böyle içerilere yatar, dışarıya sapar. Yarış içinde de böyle çok yaramazlıkları da olan bir safkan. Çok gücü var ama bu gücü e, vermek için biraz ayak direbiliyor jokeylerine. Halil de bunu bildiğinden son ana kadar pes etmedi. Bir ara içeri gider gibiydi. Oradan toparladı. Kırat'ın dışına çıktı. Gelibolu kızının da içinden yaptığı sprintiyle geldi. Bitti denilen yerde koşuya hakimiyetini hissettirerek kazandı. At da karakterli bir at. Halil de 4-4 dört binince ortaya böyle bir başarı çıktı. Kutluyorum. İkinci olan Kısrak da o da muazzam koştu. Evet. Onun da ekibini kutlarım. Neden? Evet. Şimdi geçen hafta bu Halil'den söz etmiştik. E, 10. ayı 13. birincilikle kapatmış. E, kariyer rekoru. Çok yani iyi. Kendisi adına bir ay içerisinde 13 yarış kazanmış olduğu bir zaman dilimi yok. E, dolayısıyla çok ciddi bir çıkışta e, bu kardeşimiz. E, bir menajer değişikliği de oldu. Selman'da. Selman bakıyor. Çok da iyi gidiyorlar. Hem Selman'ı kutlarım hem de... Halil'i kutlarım. Benim sevdiğim bir kardeşimdir. Halil bu zamana kadar sağda bir şeyini duymadım. Çok beyefendi bir çocuktur. Ses sakin Evet evet. Herkes tarafından da sevilir. Ama ne yapıyorlarsa bu çıkış onlara yaradı. Gözleri aydın olsun. Bitmiş araç kurtardı. Tolga'nın doğru bir tabir kullandı. Çok zor yerlerden çıkarak neredeyse bu ekibe, bu ekibe, bu birinciliği armağan etti. Daim olsun. Biz Halil'in adını bu kışın daha sık duyacağız. Her sabah idmanlara da çıkıyor öyle duyuyorum. E bu da işte beraberinde bir şekilde başarıya getiriyor. Daha iyilerine inşallah. Evet. Ama atın hakkını fazlasıyla e, veren bir jockey oldu da net ortada. Yani ben Halil Kaplan'ın şimdi bir arkadaşım mesaj isim verip de şey polemik olmasın diye şey yaptı. Bir arkadaşım mesaj attı. O 13. birincilikte bir bana yaramadı diyor. Bir yarışta da 164 bin liram gitti diyor. O şey yarışı. Son koşuda mı kazanmış? Yok bir? yok. Ee, beşinci ayakta bir Arap adını hatırlayamadım. Hatta önlerde giden bir at. Ama o at sonra koştu gene kaldı şey yaptı. 164 bin lira ver şimdi söylesem şey olacak <laughs> sahada. Ee, o yüzden şey yapmayayım. Ee... <laughs> hani bana faydası olmadıktan sonra <laughs> gerisini okumayayım neyse. Ee, şey ama dediğim gibi ee, başarılı bir kardeşimiz neyse atın hakkını veriyor e, ben öyle çok hani çok böyle birebir diyaloglu olduğu biri değil e, menajeriyle daha ağırlıklı biz şeydeyiz fakat geçenlerde işte bir yarışta biz orada bir kitinin yarışında bir rapor verirken dinledim e, Bayağı baya böyle şey bir kardeşlerimizden bir tanesi ya benim işte öncelikli olarak atın hakkını vermesi burada evet. hakkını fazlasıyla verdi diyelim Ali Kaplan ee, kutlayalım. Ee, evet şakası bir yana ama çok çalışıyor. Başarılı evet demiş arkadaşımızın da gönderdiği e, durum bu. Peki biraz tempoyu arttıracağız. Ee, sürede azalıyor. Şu Canoğlu Can'a geçelim. Ee, Canoğlu Can e, nitekim hakikaten ben hafta şey yarın pazar günkü işte 14 handikaba da kayıtlıydı 2 at. benim ki yani Canoğlu Can Oğulcan çok farklı. Kazandığı yarışta da göstermiştik. Yarışta bir ara, yarış bir kere tempolu başladı. O tempoya gireyim evet. mi girmeyeyim mi Nevzat da orada doğrusunu yaptı. Gireyim mi girmeyeyim mi birkaç kişi ön tarafı isteyince Nevzat ister istemez ne yaptı? Ben bunların arkasında yatayım zaten bu tempoda evet. bunlar kalacaktır. Eğer atımda bunun cevabını verirse atlarım dedi ki de yarıştan çıktı. Aslında evet. bana göre durum şey çıkmasaydı yarıştan ekürisi Boğacan. Muhtemelen o sürat koşu e, süratlenecek isimlerden bir tanesi. Öndekileri rahatsız edecek isimlerden bir tanesi. Dün bütün İzmir'den dirlik geldi. Herkesle kimle konuşsan abi dirlik direkt, dirlik şöyle, dirlik böyle mesajı vardı. İdman pistinde de, sprintinde de harika görünüyordu. 53 yapmış, evet, kolay. Evet. Yani İzmir'de kimle konuşsak dün dirliğin yanına at yazma. Dirlik şöyle, Dirlik böyle. ben de canı olacağım. Diye. Şimdi takip ediyorum tabii Tayları. Evet. Pazartesi günü çalıştık hafta içi. Hafta içi biz kendimiz işte şeyin kayıtlı Aynı olduğu şey, yarıştaydı. Aynı yarışta rakip bu diyorduk. Hani rakiplerden biri daha evet, doğrusu kimse tabii. rakip küçümsemeyelim. Rakiplerden biri bu. işte hani can baktık 3-4 yere kayıtlı. Nereye gider? Evet. Tolga dedi Muharrem dede, Muharrem abi dedi şey yapmıştır. 3 4 at yazılması onları oraya yazmışlar. O tür bir tık böyle kayıt şeyleri olabiliyor. Tolga derken biz de yani evet, evet. Tabii ki 3 atın hepsini orada koşmazlar diye tahmin, evet. tahmin, ettik. Neyse yani günün itibariyle ama şu görüntüye bakar mısın? Her yerimle atımlıyor. Maşallah Allah nazardan saklasın. Ee, yani bu işi eee ile yapan ekiplerden bir tanesi. Ee, bu anlamda da ben benim çok beğendiğim taylardan bir tanesi. Anne Tanemcan da iyi bir eee e, kısraktı He. ve hakkını veriyor. Fakat bu at iyi bir at. Yani bu sezon e, ismini özellikle diye dönen atlar arasında, taylar arasında çok duyuracak isimlerden bir tanesi olduğu kanaatindeyim. Arda'nın Ateşi de yine Pazarsöğür bu Bursa yarışından sinen isimlerden bir tanesi. Burayı tercih ederek ee, ne kadar inandıkları, güvendikleri belliydi. Çünkü 4 şart ve bir 14 handikaptı. Burayı tercih ederek nedenli doğru işler yaptıklarını kendi açılarından gösterdiler. Kayaların Fatih, e, Fatih Kuru'yu sevdiğimiz kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan bir tanesi. Sezon başında şey diyordu bu ata. E, bir dakika. O da iyi koştu. Kum, çimde gelmişti herhalde bir iş önce kum çıktı. Zaten. Hangisi Mehmet? Yazmışım bir şey yazmış. Hangi jokeyden bahsediyorsun? Ee, hangi, kimi yazıyorum demişim bir şey yaparsan. Ne, ne? Kayaların Fatih şöyle tayken e, demişti abi satılık butay demişti. E, o dönem çok olmamıştı. Bir takım işte çok alımların yapıldığı dönemde. Bir baktık izledik hani şeydi birkaç yarışta çok kötü koştu fakat iki yarıştır bambaşka bir yarış yapıyor e, Kayaların Fatih'i. Ee, o da üzerine koyarak gelen isimlerden bir tanesi. Ee, dirlik için dirlik yine elitten satılan isimlerden bir tanesi değil mi? Elit satıştan. Tempo ağır geldi biraz fazla geldi yani. Abarttı. Yani ben de açıkçası o temponun önünde çünkü çok aşırı sürat olunca sonlarda zaten atlar yürümeye başladı. Burada da Nevzat'ı tebrik edelim. Hakikaten hakkını verdi atın. Ve çok doğru yerde doğru zamanlamayla da koşuyu kazandı. Kutlayalım Muharrem'i ve bütün ekibi kardeş Can'dan sonra Canoğlu olacağından Can'dan da güzel bir yarış geldi. Koşu şart 4 ama atlar kısa vade at. Evet evet. Yani hani, kısa vade de olsa 1-2 at en fazla gelir. Çünkü. farklı olacak belki bir at gelir. Kısa vade gibi bir grup gruptu burası. Tebrik edelim kutlayalım. Bence arkası gelecektir. Evet. düzgün de bir tay. E, kumpiste de devam etmesi halinde bunun da istikrarı devam eder. Duran Tekeli'nin Tayland'dan beri hazırladığı iki sahaya indi andan itibaren İzmir'de. ilk yarı Çin'de koşmuştu galiba. Çok böyle beklentileri karşılamadı ama evet. kuma döndüğü zaman bir önceki yarışını zaten konuştu. Burada detaylı konuşmuştuk. Dün de çok fazla zorlanmadan kazandı. Dillik diyorsunuz. Benim gözümden kaçmıştı. Onu takip alalım. Çok Dün de madem ya. sağda dillenmiş Dün öyle. Sağın en dillenen Biliyorsun kendine. bir yarış olmazsa öbür yarış Önüş, mutlaka geliyor. Geliyor. bir yerlere geliyor. Evet burada tempo biraz arttı diye düşünüyorum. Dikkat diyelim. Evet e, ee, Halil Kaplan'la ilgili Mehmet'ten mesaj geldi. Mehmet Kaya kardeşimden diyor ki bütün atları Mehmet Kaya derken çok iyi Mehmet Kaya değil. E, ee, Antrenör Alaaddin Karaca ekibisinin. Bütün atlarıma yazıyorum Hakan abi diyor. İzmir'de çoğu zaman benim atlarıma biniyor zaten İzmir'de. Geçen gün Alaaddin Eniştem'in atına yazdım. Uçan Karaca'ya aslanlar gibi bindi ve evet, kazandı. Uçan Karaca'yla da güzel bir yarış kazandı. Dolayısıyla Mehmet'e de şey yapalım. Evet hakkını veriyor. Şimdi tabii tempoyu artıracağız. Adana. Adana'da yarış da başlıyor. Hızlı bir şekilde Speed Force'a geçelim. Speed Force gelsin ekranlara hızlı bir şekilde son derece parlak bir yarış yaptı. Daha önce yarış kariyerinde kısa vadeli yarış var mı tam hatırlamıyorum ama önemli ve güzel birinciliği imza attı. Beauty, e, bana göre hakikaten hani hak, şey yapıyor. Neyse canını dişine takarak koşan isimlerden bir tanesi ki e, çok satış koşularında satılan satılacak konan atlardan bir tanesiydi YouTube Betty. O dönem çok talep görmemişti ama o dönemde satın alanlar neler yapabildiğini gösterdi. Ayaklarına sağlık kısrağın diyelim. Şehriban, Go Cycling, Yahya El Patron paramparça şeklinde tamamlandı ama Speed Force hakikaten çok güzel bir yarış yaptı. Değirmen Dereli'nin yavrusu. Değirmen Dereli'nin bir de tayı kazandı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Dünün, hani, dünün aygırı değirmen diyebiliriz. Güzel bir yarış e, yaptı Speed Force. Mert Çan da 4 dörtlük Bir ara atlayamayacak gibiydi. Bir böyle bir çalıştı olmadı. Sonra bir dışı aldı. Bir toparladı. Tekrardan çalışmaya başlayınca atını düzeltip e, cevap verdi. Kutlayalım ekibinin ilgililerini. Mert da yoksa... E, tebrik edelim tebrik edelim. Eray var mısın? söyleyeceklerin? Yok bu mesafelerde zaman zaman bu performansları sergileyebiliyor. Mertcan da dün çok formdaydı. Yani son 2-3 aydır devam eden ben müthiş bir formda var. Evet. Hızla vaize geçelim. Çünkü hemen ardından reklama gideceğim. Yarış öncesinde bir vaizi verelim. Vaiz hakikaten çok özel bir isim olduğunu gösterdi. Ee, sea Secret'in yavrusu ve bu görüntüsüyle de yarışı her yerde kontrolü altına almıştı startla birlikte you are the best Eray daha çok bilgi verecektir you are the best ile ilgili ama koşuya sert bir tempo verdi bu tempo ile düzlüğe kadar geldi biraz pres gördü arkadan belki pres görmesi biraz daha önlerde bitirebilirdi ama son metrelerde Bayağı bir temposunu kaybetti diyebiliriz. Doğru yerde doğru zamanlamayla gelen bir vaiz vardı. Öndeki tempoyu gördü. Hemen e, Sikilaççı'nın arkasına dışına aldı. Rakip olarak doğru rakibi seçince dördüncülükte gidiyordu. Ve oradan yapmış olduğu etkili sprintle koşuyu lehine çevirip kazanma başarısı gösterdi. Burada da hep birlikte izlediğimiz gibi görüyorsunuz. Şimdi dışına alacak. 5 numaralı safkandan vaizden bahsediyoruz. Düzlüğü döndü ve hemen ortadan doğru yerde doğru zamanlamayla bakın sprintini yapıyor. Geliyor ve artık koşuya ağırlığını koyduktan sonra içeride Scalacci ile birlikte daha önceki yarışın rövanşı gibi bir yarışı oldu neredeyse. Bir önceki yarışta da ile mücadele etmişlerdi. 8 numaraydı hatta bugün hatırlıyorum. Onları evet. da sarı etmiştik. Yarışı. Burada da son anda geldi koşuya ağırlığını koydu ve artık bu metrelerden sonra rahatlayan bir koşu yaptı. Ben e, vaizi kutlayalım Ekibinin ilgilerini dağlar ovalı Kadir Tokaçoğlu da yarışı çok doğru yerlerde okudu, doğru yerde teşvik etti, doğru yerde e, kazandı bu e, mendip yavrusu. Arka arkaya hiç geçilmedi. Ben de tebrik ediyorum. Henüz birincilikler serisine devam ediyor bu mendip yavrusu vaiz. Kısa bir reklam. Reklamın hemen ardından birlikte olacağız. Tay TV'den son dizikten ayrılmayın. şim sezonu için hızla geri sayım başladı. 7 sezondur büyük ilgi gören güçlü aygır Mendip bu sezonda da kazanan, kazandıran ve son derece düzgün konformasyona sahip tayları için yetiştiricilerimize katkı vermeye devam edecek. Ülkemize geldiğinde daha ilk jenerasyon tayları ile kazanç sıralamasında özel aygırlar arasında zirveye yerleşip diğer tüm sezonlarda da yine en üst sıralarda yer alan Mendip bu yılda iki yaşlı Tay kazanç sıralamasında an itibariyle lider aygır konumunda. Yavruları bugüne kadar tam 34 milyon lira ikramiye kazanırken Valencia, Montana, Zillion, Laterna Magica, Don't Hesitate, Megalodon, Jack Sparrow, Full Throttle, King Mango gibi çizgi üstü isimlerle son derece önemli başarılara ve grup koşulara imza atmaya devam etti. Her atçının rüyası hemen her sene grup koşan kazanan taylar veren Mendip bu yönüyle de fark yaratmaya devam ederken geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yüksek gebelik oranıyla 2022 aşım sezonunda da yetiştiricilerin hizmetinde olacak. Her zaman söylediğimiz gibi geçici başarılar değil kalıcı başarılar için 2022 aşım sezonunda da tercihiniz Mendip olsun. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vaiz'i konuşuyorduk. Bir mendip yavrusu arkadaşlarım hakkında getiriyorlar. Doğru yerde, doğru zamanlamayla yürüdü demiştik. E, Eray e, neler söyleyeceksin? Bu arada Adana yarışları başlarken de yarışa gideceğiz. E, senden de dinleyelim. İkinci kez karşılaştık biz e, Vaiz'le. Bir kere ya çok yetenekli bir tane Onu söyleyeyim. Evet. kum pistte kısa mesafelerde ya, çok yarış kazanır. Ve muhtemelen de zamanın akışında e, grup koşullarda... Adından sıkça söz ettirecek bir tay, koşunun ikincisi de iyi bir tay, onu da söyleyeyim. O da Mendip, yine baba, anneye karca kızı. Kazanan her iki tayında adını sıkça duyacağız. Ee, ekiplerini kutlarım, Dağlar Oğlu ekürüsünü. Müthiş bir tay daha yakalamışlar, Allah nazardan saklasın. Ayaklar da her daim düz bassın. Bize gelince e, tayımız hem start çıkışında bir tek başladı, hem de maalesef e, ayağını yetiştirdi, bir 2-3 santim kadar bir yara söz konusu. Çok ciddi bir şey gözükmüyor ama bunlar performansı etki edebilecek durumları Onlar da zaten için. artık iyice noten. Evet dama da dedi maalesef. Yine kara kedimiz geçti. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> Dolayısıyla bizim yarışımızda çok fazla ölçü alınmasın. Ha, öndekilere geçebilecek gücümüz şu an için yok gözüküyor. Çünkü o iki tay, farklı sınıf taylar. Ee, ama biz de kendi gruplarımızda bir alt gruplarda söz sahibi olabilecek gücümüz var. Dünkü yaşadığımız anlık sıkıntılar biraz daha ...eksik koşmamıza sebebiyet verdi. Evet. Peki Tolga? Ee, Mendip'in çok yetenekli... ...temsilcisi. Bu... ...atın da kısrak babası da... ...Yonaguska. Evet. Ee, her anlamda... ...böyle kumu yapabilecek. Zaten Mendip... ...böyle çok güzel eşkalli... E, ...taylar, atlar veriyor. E, her yönüyle dört dörtlük... ...bir yarış atı. Düz yola gelinceye kadar... E, ...normalde fuleli de bir at ama... ...atların arasında kaldı bu defa. Geçen yarış... ...bariyerden çok güzel bir yoldan geldi... Bu defa atların arasında olduğu için tam da bir biraz kendisini vermemişti. Ne zaman ki düze, düz yola çıkıldı son düzlüğe, aksiyonları falan bir düzeldi, kendisine güveni geldi Tay'ın ve e, net hakim oldu. Bakmayın Skiraci de yeni yarışlarından birini yaptı, ona rağmen geçemedi. E, tebrik ediyorum. İnşallah yeni Kinova olma yolunda devam eder. Sahibi Oğuz Dağları oldu da bizim çok sevdiğimiz... Sağlarda her zaman olması gereken aşksay bir eserin okul arkadaşında evet, evet. E, daim olsun, ekstra mutlu olduk diyeyim. E, i̇kinci olan Skilaç iyi koştu, Edward üçüncü, Yardıbest ile ilgili geçmiş olsun diyorum ben bütün ekibi. Pekala, Bunun Mısır. anne kağıdı da Alize'ye dayanıyor, My Secret manuşlar falan var kazananın. Hemen. Dolayısıyla kağıt çok. Peki Adana'ya gidelim, Adana'ya Adana gidelim, Adana'yı bir izleyelim, ondan sonra tekrardan değerlendirmelerde bulunalım. King of Apro kulvarına yaklaştırılan Safkan. King of Apro. Gökbakır Han. Kafkasların babası. Raising Princess ve Endless Seas. Şardaki diğer taylar. King of Apro ve Endless Seas box'a yakın. Bunlardan bir numarada Endless Seas. Sartaki yerini aldı. Baksın dışında dört at kaldı. 10 numarada King of Pro için hazırlıklar devam ediyor. Çin pistte 1300 metre mesafede yapılacak. İlk koşuyla birlikte birinci altılı Ganyan başlayacak. King of Pro starta iki yerini aldı. 9 numarada Kafkasların babası Baksa yakın. Safkan da içeride. 2 numaralı Gökbakırhan ve 7 numaralı Racing Princess dışarıdaki son iki safkan. Gök Bakırhan starttaki yerini aldı. Baksın dışında yalnız 7 numaralı Racing Princess var. Racing Princess kulvarına yakın. Raising Princess de starttaki yerini aldı. Tyler Box içinde <laughs> Henüz beyaz bayrak kaldırılmadı. Evet beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve ilk koşu başladı. Değerli izleyenler. Evet, 8 numarada Soul of Nix, 1 boy, 7 numarada Raising Princess, 2 boy sonra koşuya başladı. Koşunun iterdiğini 12 numarada Aurora aldı. 1 boy farklı öne geçti bu safkan. 4 numarada Stark ikincilikte. Stark'ın 2 iki Stark boy kadar gerisinde dışta 10 numarada King of Apro, yanında 11 numarada King Torok, Bariyer yer dibinde 2 numarada Gökbakır Han var. 2 boy kadar geride 1 numarada Soul of Nix, onun hemen dışın 1 numarada Endless Seas, Endless Seas'in dışında 3 numarada Serhoş Baba sırasıyla safkanlar son 600'e ilerliyor. 12 numarada Aurora yarım boy farklı önde ikincilikte 4 numarada Stark var. Stark'ın iki boy kadar gerisinde içeride 2 numarada Gökbakır Han ortada 3 numarada Serhoş Baba. Bariyer dibinde 1 numarada Endless C sırasıyla Taylar virajı dönüyor. Dıştan yaptığı ataklarda 4 numarada Stark şimdi içerideki 12 numarada ora orayı yakaladı. Bu iki safkan ön plandalar. Bariyerde binen 2 numarada Gökbakır Han'ın da atakları var. İçeriden şimdi 2 numarada Gökbakır Han geldi. Ortadaki 4 numarada Stark'ı yakalamak üzere son yüze yaklaşılırken dışarıda 4 numarada Stark. İç, içinde 2 numarada Gökbakır Han arasında birincilik mücadelesi devam ediyor. Bu iki safkan başa başlar son 50'ye girildi. 4 numarada Stark az farklı önde 4 numarada Stark kazanıyor. 2 numaralı Gökbakır Han ikinci üçüncülük için 1 numaralı Endless Seas ve 12 numaralı Aurora Poto'yu birlikte geçtiler. 3 numaralı Serhoş Baba da 5. oldu 4 numaralı Sark Nizamettin Demir de kazandı. Yok yarışa devam. Kalsın yarış kalsın. Bunu niye veriyorsunuz? Yarışa dönün. Adana'ya ee, Adana devam. Evet. Şimdi Nizamettin Demir dedik. Boşuna konuşmadık herhalde. Fakat burada değişik bir şey var. Dedik ya abisini geçecek mi? Evet. Ee, şey, abisini daha ilk yarışta geçti. Aynen. <laughs> yani ilk görüntü içeride Velat Demir. Dışarıda Nizamettin Demir. İşte bakın boşu boşuna konuşmuyoruz. Haksız yani, mıyım şimdi şu yarışı izlerken? Şu yarışı bir daha bir tekrarını izleyin. Deminden beri burada 15 dakika Nizamettin Demir konuştuk. Boşuna mı verdik. konuşmuştuk? Söyledik en azından yani. izleyenler, takip edenler görür herhalde. Ee, özellikle biz de burası der ki içeride abisinin bindiği at dışarıda e, Nizamettin Demir. Vallahi ben çok beğendim. Ee, burada da çok doğru yer, doğru zamanlama. Ee, yolu açık olsun. Ee, neler söylersin Tolga? Yani önde Orura numarayı aldı ama onu rahat bırakmadı Nizamettin Demir idaresindeki Stark. Bu hamle de yarışı kazandırdı. Gökbakıran hemen daldı doğru yerde içeride. tempoya size... soktu. Bu defa biraz beklese Gökbakıran içeriden çok rahat bir şekilde düzlüğe çıkıp bitirecekti. Evet. Hemen dışını tutunca Gökbakıran da bir tarafta bariyer dışında at o tam mükemmel aksiyonlarını kuramadı. Ve hiç zıplamadı. Evet. Tebrik ediyorum kardeşim seni. En azından bizi mahcup etmediğin için. Abi kardeş çok Abi güzel hatıra da kalır böyle. Hatıra şey. da kalır bu yarışlar. tabii şeyi de kutlayalım. Ahmet Taş'ı da kutlayalım. İkisinin de menajeri. Hmm. Ee, Ahmet kardeşimiz Ahmet Taş. Hem Nizamettin'in hem abisi Velat'ın da menajeri. Her ikisinin de menajerliğini yapıyor. Ee, dediğim gibi bu kış Nizamettin Demirada'nı takip edin. Velat'ı da takip edin. Çok güzel işlere imza atacaklardır diye düşünüyorum ben yolun açık olsun kardeşim açık belli seni de inşallah Vedat gibi Görkem gibi diğer kardeşlerimiz gibi bir üstlükte göreceğimize inanıyorum ben şu bilinçinden de şundan da demin 15 dakikasını programın boşa ayırmadığımızda görmüş olduk. Yani Adana'da kısa mesafeli koşularda start çıkışından sonra iyi yer tutmak çok önemli. Kardeşimiz bunu <laughs> başardığı için. Ay, Ayhangiray da mesaj atıyor ikinci atının antrenörü. Çocuğu öldünüz öldünüz bizi yediniz ama diyor. Gaza getirip diyor. <laughs> ne diyeyim olsun senin jokeyin de abi şey değil sonuçta. Eee Valla öyle yani şey, şey diyor. Kaybeden o zaman de, Nizamettin'i bindirseydin. O zaman sen de tercihi Nizamettin'den yana yapsaydın madem diyelim İşin şakası. Tabii iki, iki safkan da çok güzel Yok evet. koştu. Gökbakır anda gayet güzel yarışlar koştu. Abi kardeş güzel bir yarış bitirdiler. Evet. Aynen. Var mı başka? O zaman şimdi e, şeyleri devam ediyorduk. Koşuyu tekrarını bir izleyelim. Bittikten sonra hızla Tangül Hanım ve Poker Face ile konuşup artık yorumlar sorumuz var tabi hediyelerimiz için sorumuz var sorumuzu da soracağız ama öncesinde şu yarışı bir seyredelim son bir sesli izleyelim ardından da e, tekrardan bize geliyoruz. Bakırhan var. iki boy kadar geride bir numarada Soul of Nix. Onun hemen dışın bir numarada Endless Seas. Endless Seas'in dışında üç numarada Serhoş Baba sırasıyla. Safkanlar son altı yüze ilerliyor. 12 numarada Aurora yarım boy farklı önde. İkincilikte 4 numarada Stark var. Stark'ın 2 boy kadar gerisinde içeride 2 numarada Gökbakır Han. Ortada 3 numarada Serhoş Baba. Bariyer dibinde 1 numarada Endless Sea sırasıyla Taylar virajı dönüyor. Dıştan yaptığı ataklarda 4 numarada Stark şimdi içerideki 12 numarada Ora'yı yakaladı. Bu iki safkan ön plandalar. Barı yerde binden 2 numarada Gökbakır Han'ın da atakları var. İçeriden şimdi 2 numarada Gökbakır Han geldi. Ortadaki 4 numarada Stark'ı yakalamak üzere. Son yüze yaklaşılırken dışarıda 4 numarada Stark iç içinde 2 numarada Gökbakır Han arasında birincilik mücadelesi devam ediyor. Bu iki safkan başa başlar. Son 50'ye girildi. 4 numarada Stark az farklı önde. 4 numarada Stark kazanıyor. 2 numaralı Gökbakır Han ikinci üçüncülük için 1 numaralı Endless Seas ve 12 numaralı Aurora Ora Poto'yu birlikte geçtiler. 3 numaralı Serhoş Baba da 5. oldu. 4 numaralı Stark, Nizamettin Demir de kazandı. Değerli yarışseverler Adana Yeşiloba İpodrom. Evet ve tay koşusundayız. Tolga'nın değerlendirmeni alalım senden. Tangül Hanım kazandı e, ee, meydin mücadeleyi. Baba Değirmen Dereli Anne Sahra o da George Thomas'a uzanıyor. Aslında bu eşleşmeyi çok doğru buluyorum. Neden? Şimdi Luxor'un orijinine distant relative keep Shining değil evet, mi? Evet, evet. Değirmen Dereli'nin babası kim? Distant relative. George Thomas'ın annesi kim? Keep shining. Yani burada Luxor'un kağıdına benzer bir kağıt var aslında. Baba tarafı distant relative, anne tarafında da keep Shining isimleri. Pedigride doğru noktalarda. Ee, bu yönüyle dikkat çeken bir kağıt. Ee, Performans olarak da Tay'da çok iyi koştu. Hüseyin Şimşek de e, İzmir'de bu pistte çok başarılı bir jokey zaten. Bu tarz sürprizleri defalarca yaptı. Dün de bunlardan birisini seyrettik. Bakın hücumu, dıştan gelişi, dümdüz atak yapması falan. Şimdi Tay'ın şanssızlığı yarışlar kuma dönüyor. Çin yarışları bitince. Kış sezonu ama sağlıklı bir şekilde e, üçlüğüne dönerse Nisan'dan sonra da e, benim takip edeceğim taylardan bir tanesi Tangül Hanım. Evet. Kibar Hara mu yaptı dün? Hmm, tabii Değirmendireli iki evet. tane. Bu da onların yetiştirmesi. Speed Diğeri de Speed Force'da tabii. yine aynı şekilde e, Kibar Hara yetiştirmesi. Kutlayalım. E, çok kolay kazandı. Şimdi bize yatkın bir pedigrisi var. Şimdi sezon bitiyor. Ne yapacağını bilmiyorum ama önümüzdeki sene Nisan ayından itibaren yine Çin pistte çokça yarış kazanır bu tay. Evet. E, ekip olarak çok inanıyorduk demiş Tangül Hanım'a. E, arkadaşlar, gönder, ilgilileri gönderdiler. Şimdi bu arada e, Berk To kardeşim mesaj göndermiş. Diyor ki abi diyor askeri diyor Cuma günü Madame Ludmila Balsena ki o Balsena da 40 küsur Ganyan'la evet. geldi. Balsena ve Sikrot ile 3 yarış kazandı. Yetmedi diyor İzmir'e gitti orada da Barutan'la kazandı diyor. Ee, hatırlatalım diyor biz de askeri Tebrik kutlayalım. Gündüz. Askeri gündüz. Gündüz. Kutlayalım. 4 yarış. Kutlayalım. 2 günde 4 yarış birinciliği var. Ee, tebrikler kutlayalım askeriyle. Dün de, dün de onunla bir yazıştık bayağı bir ee, askeriyle. İnşallah yakın zamanda bir, bir araya geleceğiz, görüşeceğiz kısmetse. Selamlar diyelim. Hemen son ayağa geçelim. Kutlayalım tabii Tangül Hanım'ı da ve günün son ayağında kazanırsın. Poker Face oldu. Geçen haftaki programı, önceki haftaki programı izleyenler zaten çok kolay bir şekilde kuponlarına Poker Face'i yazdılar. Ki bu süratte de... E, ağır kilo çok dezavantajlı değil. neden değildi çünkü mesafe kısa bu kiloları bu tip mesafelerde çok fazla hissetmez atlar yani çok küçük bir hatırlatma olarak bunu ben söyleyeyim Hayır. 2400 metredeki 61 ile 55 kilo arasındaki farkla 1300 metre 1300 müydü 1200 müydü 1400 <laughs> metredeki 61 kilo ile 55 kilo arasındaki atın hissettiği fark çok çok farklıdır dolayısıyla hiç bu kilodan etkileneceğini düşünmedim 11 küsur lira ganyanla da kazandı at Kolay da birinci geldi. Görkem Özçelik yarışı çok iyi okudu. O mahşeri sürete uymadan nasıl olsa bunlar son metrelerde dökülecek. Bari ben bekleyeyim. Atım da cevap verirse de aynen de o oldu. Harika bir yarış kazandı at, Poker hatta. At çok güzelleşmiş. Yeni ekibinde. Ekip değişikliği oldu herhalde yaklaşık 6-7 aydır falan. Evet. Bir değişti. İzmir'e satış koşusundaydı. Satış koşusundan? Satış koşusundan atlardan aldı, bir tanesiydi. Altın ekibisi satın almış. Ee, gitti Furkan bindi bayağı bir e, Poker Face'e o yar şeydeki yarışlarında. Evet. Hatta bu hafta program yapmadığı için galiba bilmedi. Bir de hani kilo daha ağır olunca tabii apranti indirimiyle. Bana göre on numara bir yarış yaptı. Ekibinin ilgileri ve Görkem Özçelik kardeşimizi de kutlayalım. E, öndeki bu süratte de e, yapacak çok bir şey yoktu. Lord adını bir yerlere not alın. Lord. Kaçıncı olmuş bakmadım. Onuncu. Gel ha. On. Onuncu olmuş. Padokta bayıldım ata. Bunun birazcık böyle rockluk şeyleri falan filan vardı. Böyle zaman zaman enteresanlık yapıyordu. Hatta şeyde bir yarış bunlar devrildi mi, şey mi yaptılar? Samet Avcı'nın atı kazandı. Ya sen hatırlarsın. Ee, ya Bursa'da, Bursa'da bir İlker Soyat'la Lord, Lord, Lord of the Wind. O koşta Lord vardı. Hı. Bir dışarı açıldı bir şey, bir kazalar oldu. Padok'ta çok beğendim Lord'u. Uygun bir, e, aprant kardeşimiz biliyordu. Karakaplı Yanoteli'nin ilginç bir yerde, ilginç bir yarış yapabilir Lord. Poker Face'de bu görüntüsüyle zaten e, çok şeyin işaretlerini verdi. Var mı ilaveler? Yani Poker Face... Kağıt olarak güzel. Kumbaya Soru geliyor az sonra hazırlanan. Evet. Eşkal zaten mükemmel. Geçen yarış üst grupta dördüncü kaldı. O gün Furkan bir ata gitti. Çok da inanarak gittiğini bize de söylemiştik, konuşmuştuk. Yarıştan sonra da hani daha iyi koşmasını bekliyordum dedi. Döndü Safkan ağır kilosuna rağmen, siklet dezavantajına rağmen bir alt grubu bulup kolay bir şekilde geçti. Önü de açık. Eşkal'da yarış sonrasında o KJ görüntüsünde de Yakın çekimde dikkatinizi çekecektir. Pırıl pırıl bir muazzam eşkali var. Takibe devam Pokir Feyzi. Tolga'nın eski ekibinde hep çim ve sentetik koşmuş. El değiştirince hiç çim ve Sentetik'e çıkmamış. İşte hep kum koşmuşlar. Hı. Ve doğru şey. Demek ki, de. yani belki, doğru eki konformasyon açısından da farklı sıkıntılar olabilir. Çünkü çimde de kazanmış. Sentetikte de fena yarışlar koşmamış. Ama kumda devam edince bir istikrar da gelmiş. Ekibi kutlayalım, Görkemi kutlayalım. Yani. E, bu yılın tartışmasız en iyilerinden biri. E, geçen de onunla bir konuştuk. Bir iki uyarımız da oldu. E, dinleyeceğim abi seni dedi. Dinlemesini bekliyoruz. Onun dışında bizi şu an izleyen ben, ben de yeri her zaman ayrı olan ki siz de çok seviyorsunuzdur. Mahmut Turan kardeşimiz var. Evet, evet. Bu hafta çok güzel yarışlar kazandı. Buğulu göz, Lokumoğlu, Ertaha, Kıyıcı. Abi ben de konuşuma hak ediyorum diyor. Sana muhafız <laughs> değilsin ki. <laughs> Yani biz konuşuyoruz Mahmut. Zaten Orada bir pozitif içecek. ayrımcılık yapacağız kardeşimize. Ma Mahmut Mahmut'u biz Ben de. çok severim. kardeşim benim. Çok beyefendi. Evet evet. Pırıl pırıl, güler yüzlü. Aynen öyle. Ee, şey değil, böyle sinsi değil. Değil yapmacık değil. Yapmacık evet, evet. Değil. Yani o şeyi anlayabiliyorsun. Bir insanın sana hani hangi amaçla o samimiyet gösterdiğini görebiliyorsun. Mahmut'u ben severim. Mahmut iyi kardeşlerimizden biridir. Tabii konuşulmayı hak ediyorsun ama biz biraz daha hmm. aprantikal Sen ediyoruz. sınıfı geçtin zaten. Sen <laughs> sınıfı geçtin. Beş peki. <laughs> biraz bir form <laughs> düşüktüğü vardı. Bu hafta iyi gidince. İyi gitti, abi iyi. benden de biraz bahseder misiniz demiş. Bahsederiz tabii sen. Mahmut, seviliyorsun. Mahmut, Televizyonu seviyorsun. açmış bizi izliyormuş. Tabii. Ailece sevdiğiniz. Aileye selamlar. Tabii sadece Mahmut'u bütün ailesi. Aynen Hepimiz çok. Abisi, Kamil'le arkadaşımız. Evet, hepsine, Hep. e, hani güzel insan dersin ya güzel insandan öyle, kastımız abi. hani e, yüz güzelliği değil tabii Aynen öyle. iç güzelliğidir. Güzel insandır Mahmutlar. Kesinlikle. Dolayısıyla e, zaten insanın yüzüne de yansıyor iç güzelliği onu da söyleyelim. Pekala şimdi sorumuz gelmek üzere. Bir, bir dakika hemen vermeyin soruyu. E, şey yapalım 11 tane hediyemiz var. Birazcık hızlandırılmış tur yapacağız çünkü e, yarışlar da devam ediyor. 3 tane Bosfor's dergimiz var. Biliyorsunuz şöyle gösterelim. Trafiğe takıldı Bosfor dergilerimiz eski sayısını gösteriyor. Şöyle kapatayım en azından şöyle gözüksün. 3 tane Bosfor dergimiz var. Mükemmel. Bu sayı böyle bayağı bir kalın. Dolayısıyla ee, emeklerine sağlık arkadaşlarımızın programın başında söyleyeyim ve başta Mehmet ve Reşit abi olmak üzere bütün ekibin diyelim. 3 e, tane Bosfor dergisinin bu özel sayısı var. Ee, topaz arasından mendipten Bir şapka bir tişörtümüz var 4 ee, tane kitabımız var Onu da söylemiştik ee, Bir nalımız var Bir anahtarımız var 11 tane e, hediye Bunların tabii hepsini biz şöyle yapacağız Artık size de sürpriz olsun Kimene çıktı 11 taneyi gönderirken görün Hani şunu şunun için bunu bunun için çekiyoruz demiyoruz Bir de şu var Sizden bir ricam var Lütfen şu taleplerde bulunmayınız. Tırnak içerisinde bunu özellikle söylüyorum. Bana şunu gönderin, bana bunu gönderin yok. Sürpriz olsun size hangi hediye gelirse. Çünkü şimdi arkadaşlarım da zor durumda kalıyorlar gönderen arkadaşlarımız. Abi işte yok bana anahtarlık çıktı şapka gönderin şunu gönderin. Bunlar belli adetlerde belli sayılarda geliyor. Sürpriz olsun bakalım size neler gelecek. Arkadaşlarım da soruyu versinler bakalım ilk cevap nasıl gelecek. 2021 yılında şu ana kadar en çok yarış kazanan İngiliz atı hangisidir? İkramiye değil bakın, biz de verin altı arkadaşlar. İkramiyeden bahsetmiyorum. <laughs> Adet olarak söylüyorum. Adet. 3 yarış, 5 yarış, 9 yarış, 10 yarış. En çok yarış kazanan İngiliz atı hangisidir? 2021 yılında şu ana kadar, bugün itibariyle ya da dün itibariyle en çok yarış kazanan adet olarak hangisi? Burgas mı kazandı? 2021, 1 Ocak itibariyle Burgas mı kazandı? Yoksa Long mı kazandı? Acaba Traktör mü kazandı? Yoksa Icebreaker mı kazandı? Ee, Tolga'nın cevabı gördün gruba gelen şeydi ama... Görmedim Görmedim, ben, görmedim bakmadım. mi? Bakmadım. Ha, peki oldu o zaman. Peki. Bana şimdi. da sürpriz oldu. Yazsana cevabı. Ama söylemeyin tiyo olmasın. Evet, olmasın. telefondan şey. yaz. Ha, telefondan. Buraya, ya da oraya yaz. Tamam. Yaz. Ee, kim kazandı bakıyoruz. Evet doğru doğru. cevap cebime. o cebime çok. Ceb, camiadan çok. Al kardeşim. <laughs> ben bildim. Bak bilmiyordum söyle. Ee, cebe çok mesaj geliyor. Ha bölüne, tabii doğru da var, yanlışlar da var. İmzalıyıp ee, bakın ikrami olarak değil bir kez daha söylüyorum. Adet olarak en çok hangi at yarış kazanmıştır? Burgas mı? Longrunner mı? Traktör mü? Icebreaker mı? En çok adet olarak yarış kazanmıştır. Ee, sizlerden gelen cevaplara da bakıyorum. Şimdi bakayım doğru cevaplar var mı? Evet kısmen doğru cevaplar gelmeye başlamış. Burada da var. Yani e o kadar zor mi sorduğun soru canım. Ee, şimdi... Sen ama başta TV verdin. Ama güzel soru. Güzel soru. Evet. Güzel soru. Ee... Şampiyonları da iade etmiş olduk burada. Hepsi şampiyon. İki <laughs> doğru tanesi tabii grup bir galip oldukları için. Tabii tabii tabii, tabii tabii. Onların yeri tabii. daha farklı. Onların yeri daha farklı ve hakikaten çok özel isimler. Ee, şimdi şöyle bakalım tam bir tamamlansın cevaplar. 11 kişiye hediye vereceğiz. 11 kişiye gelecek. Bakalım doğru cevaplar geliyor mu? Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Evet, doğru cevaplar çoğu gelmeye başladı. İlk başlarda böyle yanlış cevaplar vardı. Herhalde biraz daha hafızalar kontrol edildi. <laughs> Bakıldı acaba o mu bu mu şu mu diye cevaplar hızla gelmeye devam ediyor. Son bir dakika diyelim. Adet kaç? Adedi söylersek tüy olmaz herhalde. 9 muydu her ay 8. 8. 8 mi 9 mu? 8. 8 miydi? Peki. Ben yani 9 diye kalmış aklımda. Bu yıl 9 yarış kazanan at hiç olmamış. Öyle mi? Araplarda bile. Ha, Araplarda bile 9 adet yarışı yani en fazla kazanan 8 tane. Geçen yıl kimdi? Onu da sormuştuk. Evet. Geçen bugün koşuyor. Ha, geçen yıl bükeydi, bükeydi, koşuyor. yıl Geçen sene en çok kazanan sürüm bir total totalde, yani totalde İngilizler karışık. İngilizler. Burada sadece İngiliz şu ana kadar tabii ki sorduğumuz. 11 zorunda. miydi herhalde geçen yıl sürüm Böyle bir şeydi. Evet. Peki o zaman artık ee, şöyle yapalım. E, cevapları da arkadaşlar çok şey yapmayalım hızlandıracağım çünkü. 11 tane e, hediye vereceğiz ve doğru cevabı da arkadaşlarım ekrana şimdi versinler. Bakalım doğru cevap hangi? Traktör. Adet olarak. Vallahi ben tereddütte kaldım da bir de bende şık da yok. Şık olsa belki ben şey yapabilirim. Şık olsa. Şık da bir kere şeyi elerim. Long runner'ı elerdim. Burgaz zaten 4-5 yarış. Burgaz zaten şartları gereği dedim. Astros. Hani 4-5 yarış koşar. Traktörün o sezon başındaki Adana yarışları, kum yarışları, kum var. yarışları evet. İslamlık yarışları Icebreaker'la ikisi arasında kalırdı. Evet. Kendi adıma. Çünkü Icebreaker da güzel yarışlar yaptı. O da, o da 5-6 tane kazandı. E Tabii o da e, adet az değil ama tam 8 yarışla Traktör şu ana kadar 2021 yılında en çok yarış kazanmış at. Ki baktığımız zaman da herhalde koşu şartları gereği 2021 bu şekilde kapanır gibi evet. gözüküyor. Yani Icebreaker e, son İki ayda üç yarış koşup kazanacak evet. durumda olursa belki hani zorlayabilir. Ama Burgas ve London'un yarış programı zaten ortada Dur. arada fark da var Tabii. dolayısıyla. Burgas sezonu herhalde kapattı. E, söyleyelim onu da Dubai'ye gidiyor Burgas. Evet o da ilk senden gelsin. Evet. Doğru söylüyorsun Dubai'yi söyleyelim. E, kahraman ikirisi... Ama koşmaya değil değil mi? Tabii Kahraman Ekerisi e, birçok atını götürecek Dubai'ye kış sezonu da Burgas'ta orada. Hazırlanacak. Tabii iklim olarak oranın fizik şartları daha da iyi olduğu için. Orada bir ekürü blok tarzında bir blok tahsis edilecek Ek, e, kahraman ekürüsüne. Orada hazırlanacak. Önümüzdeki yıl e, yine kaldığı yerden devam edecek onu söyleyelim. Evet. Bir o... de biz şeyi eklemem eklememişiz. Dün de rica ettiler. Genta makinenin yetiştiriciliklerini de birleştirebilir misiniz diye ricada bulundular. Ha, ha, yani. Tabii kahraman ekilisin. Onu Tabii ki, O zaman şey doğru Genta tabii, 11 var. birincilik alacağım. doğru da varmış. Doğru. O zaman yukarıyı zorluyor mu? Yok yukarıyı zorlamaz ama Aşağı... ikinciliğe gelir. Evet. Net bir ikincilik. Aşağı o zaman da da açacak, de fark Yetiştiricilerde açacak. şöyle yapıyoruz. Özgür'e iletirsiniz arkadaşlar. Ee, kahraman ekilisi. Biz ben genelde şey Veysel Kahraman, Feda evet, Kahraman, onlar e, Sanem Kahraman. Bir de Genta'yı ilave evet. edeceğiz. Genta'yı Genta da ilave ederekten e, yetiştiricilik tablosunu ona göre düzenleyelim. Peki o zaman e, C doğru cevabını verenlere şimdi rakamlar üzerinden gitmeyelim dedim ama biri e, zaten, zaten veriyoruz. veriyoruz. Herhalde senin kaç rakamın? İkiye de verelim. Peki o zaman ilk 11 diyelim mi? Olur olur. Güzel olur. olur. Bu sefer de öyle olsun. Bu sefer de Güzel ilk alana. 11 diyelim. Zaten söyledik bakın hazır olun dedik. Şey yapalım dedik. Geç kalan da 11. olsun. Yani. Belki hediyeleri gönderirken 11'den başlarız. Ama ilk 11, ilk doğru cevap veren 11'e hemen çünkü yarışa da gideceğiz. Arkadaşlarım da ekranı versinler. İlk 11 D, C doğru cevabını hediye vereceğiz. Evet, şimdi İbrahim Halil Şahin D ile başlamış. C'lere bakıyoruz. Yanlış Berkant, yanlış, yanlış. C Onurca 1. Erhan Güngör 2. Batuhan Şimşek 3. Selim Kırlı 4. Cenk Başdu 5. Aziz Altekin 6. İbrahim Ali Şahin 7. Gökhan Atıl Ç demişsin ama hadi kabul <laughs> et. 8. Gökhan Durgut 9. Sinan Özer 10. Ve Salih Yavaş 11 doğru cevabıyla. İlk 11 doğru cevabı hediyelerimizi verdik. Sonradan bakalım ilk C kaçmış. Bunun farkıyla kaçıran var mı diye bakıyorum. Allah'tan çok yakın bunun farkıyla kaçıran. 11'den sonra hep hatalı. D, B, B, D, D, A, A, A. Siyah, siyaha devam. Bunun farkıyla kaçırmış. Hadi oraya da o zaman ama çok da burun farkıyla şansını haftaya denesin. Öyle diyelim. Daha sonrasında tekrardan şey yaparız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlarımıza. 11 tane hediye kazandılar ki tek tek söylemiştik. Bosworth dergisi, dergisi, Binef konseptten nal ve anahtarlık. Bunun yanı sıra Topaz arasından şapka, tişört e, ve kitaplarımız var tabii ki. 11 izleyicimize göndereceğiz. E, Tahillerde orada arkadaşlarım artık kendi işlerini dağıtımını yapacaklar. Şimdi ne yapalım? Yorumlara geçelim artık. E, ortada kalsın, galoplara gerek yok arkadaşlar. Adana yarışlarını takip eden dostlarımız için de Kaçırmayalım o görüntüleri Ve hemen İstanbul ilk ayakla başlıyoruz 3 yaşlı Dişi Arap taylarının şartlı 4 mücadelesinde 5 numaralı Mayleydi Son 3 yarışı etkisiz Fakat e, bu grupta Her zaman başa güreşebilecek bir isim Mayleydi favorim 8 numaralı Sembol tay 9 Yelkanım 1 Canım Ece 2 Aman Yürek 3 Balbağanı ve 4 Eda Yap ise sırasıyla rakipleri. Valla çok zor koşu. Şartlı 4 yarış ama herhalde grupta 2 yarış kazanan Tay yok. Ee, dolayısıyla bu da yarışın zorluğunu ortaya çıkarıyor. Ben hiç ayrımsız 8 numaralı Sembol Tay. Devamında 5 numaralı Mayleydi. Daha sonra 1 Canım Ece. 10 numaralı Son Melek ve 9 Yelkan'ım diyorum. Yelkan'ım Kanım pedigrisi itibariyle gruptan biraz fazla gözüküyor ama vermiş olduğu bir ara söz konusu. Zaten ara olmasa çok daha farklı şeyler konuşurduk. Yelikan'ın tek derdik. Bu sebeple 8-5-1, 10 ve 9. Evet. Vallahi çok zor bir ayak. Onun için ben yani e, sıralamamda neredeyse tamamına yakını var ama şöyle söyleyeyim. Gazetede de çok ata şanslandım. Siz tuttuğunuz hatları yazın ama. 8 numaralı Sembol Tay. 2 numaralı Aman Yürek. Geçen hafta pis değişikliği oldu. E, beklentilerin altında kaldı bugün. Şimdi dikkat. Aman Yürek. 1 numaralı Canım Ece. 7 numaralı Rotasız, 10 numaralı Son Melek, 5 numaralı May Lady. Kocakaya'nın ısrarı var bu hatta. 5 numaralı May Lady. Daha sonrasında 9 numaralı Yelkan'ım, 6 numaralı Nisaner ve 4 numaralı Eda Yap sıralaması. Sıralamam bu. Burada sadece şunu yazın demiyorum ama sıralamam bu şekilde. 8, 2, 1, 7, 10 ve 5. Bir çizgi 9, 6, 4. Ee, tercihlerinizde bulunun. Diğer ayaklarda zaten daha az hatta geçeceğiz. İkinci ayak. Lösev koşusu e, ee, çok denk bir grup aslında. Ayırmakta da biraz zorlandım ama programda biraz karmaşık olduğu için ilk atımı banka önermeye karar verdim. Bu isimde son startını beğendiğim iki numaralı Sülümbüke olacak. Evet. Ya ben Sülümbüke'yi 4 hatta atlamışım. Onu ekleyeyim. Sonra kazaya kurban gitmeyelim. Bu ara formdayız. 4 numara Nibolu benim favorim. Son yarışı oldukça iyiydi. Ya buradaki tek sıkıntı Yarış programı biraz arka arkaya geldi. Son bir ayda herhalde dördüncü kez koşuyor. Ee, artık yorgun düşmediyse bugün Nibolu son yarışını da yapması halinde kazanmaya yakın. 7 numaralı Afacan, devamında 3 Kamus, 10 numaralı Egeberk ve son olarak da şablonda olmasa da en azından buradan dile getirelim 2 Sülümbike. Valla ben de 3 at arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. Gazetede 3 at yazdım. E, ee, bir numaralı Gizmo, Mükemmeldi son kursu. İki numaralı Sülümbike ve 3 numaralı Kamus arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. Az hata yapanın potaya ulaşacağını düşünüyorum. Yarışın gidişatı odaklı bir tık Gizmo'ya ön planda şans verdim ama Sülümbike ve Kamus'la da kısmen daha rahat yarış izleyebiliriz diyorum. 1 iki üç geçtim ben kendi altlı ganyan kuponumda değil. Hemen bir şartlı koşuya geçiyoruz. Tolga'nda haberler var bakalım evet, neler söyleyecek. Yani sabah sarda da konuşulan şeyler var. Ee, şöyle söyleyeyim. 7 numaralı Twist and e, Asella'nın e, temsilcisi. Dolayısıyla da Mambo Forever'ın anne kardeşi. Hazırlıkları yeterli. Çok iyi daha doğrusu hazırlıkları. Ejoki Halis Karataş olunca favori olmayı hak ediyor. İki numaralı Seko Baba. Son haftalarda bayağı bir aşama kaydetti. Sağda da böyle birkaç sohbetlerde bulunduk. Çok çok hazır olduğu yönünde bilgiler var. Seko Baba sert rakibi olur. Bir Disco Volante 6. Mont Mort ve 5. Lady Göksu ise diğer e, iddialı isimler ama öncelik 7 ve 2 numaralı Taylar'da. 1. Disco Volente, 3 numaralı Adelaide, daha sonra 2 numaralı Seko Baba, 7 numaralı Twist and Shot ve son olarak 5. E, Lady Göksu gerek e, orijinleri gerekse hazırlıklarıyla benim gruptan biraz daha ayrı tuttuğum isimler 1, 3, 2, 7 ve 5. Adana'da iki at dışarıda şu anda. Üç at, üç tay ayırdım. Gazetede üç tay yazdım ben. E, Deklareden yazdım. Tabii değişiklikler olabilir, şunlar olabilir falan. Ben üç tayı rakipler önüne tutuyorum. Yedi numaralı Twist and Shot. ilk şans verdiğim isim kazanmaya çok yakın yeterli pişkinliğe ve hazırlığa sahip taylardan biri. Uzun zamandır hazırlıklarına devam ediyor. İki numaralı Seko Baba. Bu koşuya çok iyi hazırlanan, uzun süredir hazırlanan bir diğer tay. Ve altırmalı Naturmort diyeceğim. Dolayısıyla 7-2-6 benim bu koşudaki ilk 3 tayım e, günün 3. ayağında diyelim. 4. ayağa geçelim mi? Kaç at kaldı dışarıda? Ona Son at galiba izlesek. Son at mı giriyor? O zaman birazcık herhalde uğraştıracak. Tamam yorumlayalım. O zaman hemen dördüncü ayada Tolga'nın şefkat yaşlı... analım. Senden değerlendirmeni alalım. Amin derim. İki yaşlı dişi İngiliz Talyon'un mücadelesi. iki numaralı Secret Power'ın Ankara'daki son yarışına hayran kaldım. Yani nereye kadar gideceği belli değildi. Farkı açtı ama daha da çok gücü vardı. E, o yüzden bugün de ilk şansı Secret Power'a vereceğim. Beş numaralı Anadolu har harikası da yarış hayatına muazzam başladı. İlk ciddi rakibi olur. 4 Lady son yarışını ölçü almıyorum. Bugün daha iyi koşacaktır. Akabinde 3 belli ama ara henüz geçilmedi. O da iyi bir isim. Bu, bu 4 ismi yazalım. Sonrasında da bir Lady Palpatine ve 6 Lucky Storm ile risk almayalım deyip Adana'ya gidelim. Adana gidelim. Baksın dışındaki son safkan Hüsem püsem. püsem. Henüz kulvarına yaklaştırılamadı. Püsem püsem hazırlığı sürüyor. Kumpiste 1400 metre mesafede yapılacak. İkinci koşuyla birlikte birinci beşli Ganyan başlayacak. Püsem püsemin yerini almasını bekliyoruz. Dördüncü koşuda dört numarada Dassel Girl. Yedinci koşuda bir numarada John Wick. Sekizinci koşuda sekiz numarada Papapino. Start almayacak. Püsem püsem için çabalar sürüyor. Püsem püsem de yerini aldı. Tyler Box içinde. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. Derdi izleyenler. Evet 9 numarada Wing of the Angels rakiplerinden yaklaşık 3 boy sonra koşuya başladı. Koşunun izlediğini 8 numarada Storm of Fate aldı. Yarım boy farklı öne geçti bu safkan. ikincilikte 6 numarada Princess Q ve var. Yarım boy kadar içinde 3 numaralı Happy Princess üçüncülükte, dışlarında 2 numaralı Blood Rina, daha sonra 5 numaralı Lady Sophia önlerde. 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Lady Hope, 2 boy kadar geride. Dışta 9 numaralı Wing of the Angel sırasıyla safkanlar son 800'e ilerliyor. Dıştan yaptığı ataklar da 5 numaralı Lady Sophia şimdi çok az farkla öne geçti. İçeride 8 numaralı Storm of Fate Lig'de 2 boy kadar geride İçeride 3 numarada Happy Princess. Onun dışında 6 numarada Princess Q ve 2 boy kadar geride 4 numaralı Lady Hope sırasıyla Taylar virajı dönmek üzere. 8 numaralı Storm of Fate içeriden yaptığı ataklarda bir kez daha Lizard'i aldı rakibinden. İkinciliğe dıştan 6 numaralı Princess Q'ya girmeye çalışıyor. İçinde 3 numaralı Happy Princess var. En dıştan da 4 numaralı Lady Hope'un atakları var. Son 200'e yaklaşılırken 8 numaralı Storm of Fate iç kulvara yakın. Yarım boy farklı önde en dıştan yaptığı ataklarda şimdi 4 numaralı Lady Hope. Yanındaki 6 numaralı Princess Kua ile birlikte içerideki Storm of Fate'i yakalıyor. Bu iki safkan şimdi ön plana çıkmak üzere. En dışta 4 numaralı Lady Hope içinde. 6 numaralı Princess Kua arasında birincilik mücadelesi sürüyor. Son meteler 6 numaralı Princess Kua kazanıyor. 4 numaralı Lady Hope ikinci, 8 numaralı Storm of Fate, 3. 3 üç numaralı Happy Princess de 4. oldu 6 numaralı Princess Kua Mehmet Salih Çelik'le kazandı. Görüyoruz yine e, kalsın ekranda yarışın tekrarını izleyenler için ve günün Tolga istersen dördüncü bir kez daha tekrarladım. Evet tekrarlayalım. Secret Power çok önde. 5 Anadolu Harikası, 4 Lady Secret, 3 Bella Amor, 1 Lady Palpatine, 6 Lucky Storm sırasıyla rakipleri. Valla ben kısa tuttum. Hatta bayağı kısa tuttum. 3 Bella Amor. Yani hem start almış olduğu ilk yarışında göstermiş olduğu performans çok fiyakalı bir birinci elde etmişti. Devamında çok ciddi bir ara sonrası start almış olduğu koşuda Hermione Granger'ı e, geride bırakmıştı. E, ki bir buçuk iki boy farkta geçmişti. Yani geçerken de açıkçası bence kalitesini fazlasıyla belli etti. Jenerasyonun en iyilerinden biri olmaya aday bir tay Bella Amora. E, bence bugün bir kez daha kazanır ve Yeşilmezliğini devam ettirir. 3. Banko. Pekala. ben 3 numaralı Bella Amaro ile başlayacağım. hakikaten 2-2 yarışındaki genel görüntüsüyle 4-4'lüktü. Bugün de birinciliğin en güçlü adayı katılıyorum Eray'a. 5 numaralı Anadolu harikası. Çok fiyakalı bir yarışla başladı yarış hayatına. Hatırlayacaksınız bir şartta el oynatmadı Vedat tabii işte. Üzerine koyduğu tay. Yarış tecrübesi tabii ki diğerlerin oranına biraz az. Ama ne olursa olsun sınıf bir kısrak. Bugün en ciddi rakiplerden biri olacaktır. 3 5 sıralamasını öncelikli değerlendireceğim. Bella Amora ve 5 malı Anadolu Harikası. Ha bu iki tayın dışına çıkarsa 2 malı Secret Power, 4 malı Lady Secret, iki tane Secret beraber Secret Power ve Lady Secret. Son olarak da 1 malı Lady Palpatine dikkate alınabilir. Hem koşu tecrübesi fazla hem Gökhan'la çok iyi uyuşuyor moralli, zor bir ayak. 3-5'in dışında at yazarsak 3-5-2-4-1 sıralamam deyip günün 5. ayağına geçiyoruz. Evet 5. ayak Atıf Esenbel koşusu. Kısa mesafenin en yetenekli isimlerinden 1 numaralı Alihan. Sürat koşusunu kazandı. Akabinde Luminary rovanşı aldı son startında. ikinci kaldı Alihan. Fakat bugün Luminary de yok. Dolayısıyla formu yerinde. Halis Karataş'la da mükemmel bir uyumu var. Alihan Gün'ün ikinci bankosu. Yani kazanmaya çok yakın ancak sahanın yumuşak olması bu iki numaralı Arda bence çok yarayacak. İnaççı da bir at kesmiyor. bugün de biraz böyle ilk kez yarı seçerek koşmuşlar. Hep daha yakın ara koşuyordu. 24 gündür koşmadığını görüyoruz. Ben Arda kupon yapmam. Alihan önde ilk rakip Arda Daha sonra 6 Ulan Bator ve son olarak da 7 Icebreaker. Valla ben Alihan tarafındayım. Pist o kadar artık tekrar bir yumuşamaya başladı ama son koşusunda biliyorsunuz pistten etkilenmişti. E, ağır çimden etkilenmişti Alihan ama bugün yine ön tarafta muhtemelen oluşacak, oluşacak olan sürede hemen arkalarında takip edecektir Alihan. Ve Alice Karataş da benim limanım ve günün son ayağındayız. Son koşu zor ve denk güçlerin bir arada olduğu bir mücadele. 6 numaralı Pershing Rose bizim aynı blokta bizim atlarımızda kalıyor. Ee, çok da beğendiğim bir isim. Ee, kolay kazandı. Yakın ara koşacak olmasına rağmen tekrar kazanabilir. 5 ee, numaralı Big Prize'a da hayranım. Gününde olduğunda çok farklı koşuyor. İlk ve sert rekibi Big Prize olacak. Akabinde süratli stiliyle 4 numaralı Line of Babylon. Formunu bulan 2 numaralı Spildat. Ee, son yarışları kötü de olsa e, bu mesafenin yetenekli isimlerinden bir numaralı Golden Pass ve son olarak da sürprizde uygun sikletiyle 7 numaralı Kara Yaşar diyorum. Bence ayrım yapılmasın bu atlar arasında. Evet bir Golden Pass ağır kilosuna rağmen sanki bu rakiplerden biraz daha üstün gibi gözüküyor. 1200 mesafesinde kazanmaya yakın. 5 Big Price süratli gidecek koşuda sonlarda mutlaka bir yerlere gelir. 2 Spildat ve 7 Kara Yaşar. Evet Altırmalı Persian Rose öyle bir yarış kazandı ki Kocaeli'de el oynatmadı adeta e, galop yapar gibi bir yarıştı. E, ben de e, akşamları ağır'a geçerken önünden geçiyorum genelde görüyorum evet. daha o ilk girişte sizin ev yatırım Dolayısıyla görüyorum orada da hakikaten çok güzel e, ve e, fit durumda gözüküyor altmalı Pershing Rose. Galopları verebiliriz arkadaşlar eğer şey olursa, yayın varsa. E, malı line of Babylon son kursu tabela dışında kaldı ama beklentilerin altında kalmış gibi gözükse de bugünün iddialı isimlerinden biri olacaktır bence. Altın numaralı Persian Rose'un en ciddi rakibi 4 malı Line of Babylon olacak. Fakat burada bir isimden bahsedeceğim sizlere. Vallahi son yarış padonu çok beğendim. At o gün o kadar güzeldi ki padokta. İlk koşacak koşta yazacağım dedim. O gün geldi güzel bir yarış çıkarttı. Bugün biraz geri planda kalmış ama 7 numaralı Kara Yaşar Bugün mutlaka bence kuponlarda yer almalı. Çok güzeldi o gün padokta. Ee, takip listemin en üstlerinde duruyor. Dolayısıyla 6-4-7 bu üçlüyü ben ayırt etmiyorum. Bu üç safkanı birlikte değerlendirelim diyeceğim. Küçük ve orta ölçekli kuponlar için bu üç isim 6-4-7 yeterli. Ama burayı büyüteceksek, fazla ata şans tanıyacaksak. 8 numaralı Wordfast word first. her ne kadar çim performansı sıkımı oranına çok daha iyi gibi olsa da sentetik listede... Bu grupta formda bir isim şanslı olacaktır ve numaralı Şpildat çok süratli bir safkan. Ee, rakipleri nasıl olsa duracak diye bırakırlarsa yarış 1200 metre tek nefeste bitirir. Kadir de böyle arka tarafı iyi uyutan e, jokeylerdendir. Böyle hani gidemiyormuş gibi yürüttürür ve bir nefeste bitirebilir. Rakiplerin erken uyanması lazım. Dolayısıyla dikkat diyeceğim. Sıralamam küçük ve orta ölçekli kuponlar için 6-4-7. Özellikle bu 7 numaralı kara yarışlara mutlaka dikkat. Daha sonrasında ise 8 ve 2 sıralaması deyip e, bugünkü programımızda artık nihayete erdirelim. Gece bakın Diyarbakır'da da çok keyifli yarışlar var ve devir var. Dolayısıyla Diyarbakır'da e, tabii söyleyeceğimiz bir isimdir, tahmindir, yorumdur yok. Ama mutlaka ki ilerleyen e, saatlerde e, programda biraz daha şekillenecektir. E, bence biraz da iç sesinizi dinleyerekten kuponlarınızı yapmakta fayda var. Devir ikramiyesi var. Ee, dolu dolu bir hafta oldu. Bizler burada çok keyif aldık programda da. Ee, umarız aynı tadı, aynı keyfi sizler de almışsınızdır deyip ben sözü kapanış için önce Tolga'na ardından da Ere'ye bırakıp bu haftalık huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Haftaya de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu hafta bizi yalnız bırakmayan bütün dostlara teşekkür ediyoruz. Haftaya kadar da hoşçakalın. Bir hafta daha geride kaldı. Bizleri eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.